Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.02'yi gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içerisinde sabah olduğu gibi biliyorsunuz telefonlarımızı açıyoruz. Gündeme dair soru ve görüşleriniz için 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağımı söyleyeyim. Evet, gelelim günün öne çıkan başlıklarına. Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3-2 yenildi. İlk maçın rövanşında deplasmanda Slavia Praha 3-2 mağlup oldu ve organizasyona veda etti. Toplamda 6-4'lük skorla Avrupa defterinde Fenerbahçe kapatmış oldu. Maçtan sonra Mert Hakan Yandaş'ın bazı açıklamaları, 3-2 mağlup oldukları ve Avrupa defterini kapattığını söyleyen futbolcu bütün sorumluluğun oyuncularda olduğunu vurguladı ve Fenerbahçe formasını giyerken bu kadar ezilemeyiz. Çok üzgünüz. Söyleyeceğim çok şey yok. Utanıyoruz açıklamalarını yaptı. Tabii tribünlerde bulunan Sarıaç ve taraftarlar da kulüp başkanı Ali Koç'a da tepkilerini gösterdiler. Futbolcular da tepkilerini gösterdiler. Bugün saat 2'de biliyorsunuz Galatasaray Avrupa sahnesine geri dönüyor. Sarı Kırmızıların Kupa 2'deki muhtemel rakipleri belli olacak. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16'da turundaki muhtemel rakiplerine baktığımız zaman Atalanta, Porto, Sevilla, Leipzig, Rangers, Barcelona, Real Betis, Braga gibi takımları görüyoruz. Maçlar 10-17 Mart'ta oynanacak. Kura çekimi demin de söylemiş olduğum gibi saat 2'de olacak. Kura çekimiyle ilgili de hem Radyo Spor'dan hem de ajansspor.com sitesinden de çok rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Tabii Fenerbahçe'nin Slavia Praha 2 maçta da yenilmesi sonrasında da Türkiye'nin de tabii puanında da inmeler gözükmeye başlandı. 26.900 puana indi Fenerbahçe. UEFA ülke puanı sıralamasında 16. sıradan 19. sıraya kadar gerilediğini belirtmek istiyorum. Konu başlıklarımız devam edelim. Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 27. haftasında Maccabi Tel Aviv'i ağırladı. Mücadeleden 109-77'lik skorla galip ayrılan Anadolu Efes sahasında sürprize izin vermedi. Ve bugün biliyorsunuz 26. haftada ilk 26 haftada 60 puanla lider durumda bulunan Karadeniz ekibi Trabzonspor bugün Yukatel Kayseri Spor'u yenerek 5'te 5 yapmak hem de şampiyonluk yürüyüşünü kayıpsız sürdürmek istiyor. Muhtemel 11'e baktığımız zaman da Uğurcan Perez, Ahmetcan, Hugo Puka, Peras, Siopis, Bakasetas, Viska, Bakayeme, Cornelius 11 ile çıkması bekleniyor Trabzonspor'un muhtemel 11'ine baktığımız zaman. Trabzonspor Kayseri Spor maçı öncesi Medikal Park stadında son Konya maçı tribünlerini tıklım tıklım dolduran taraftarlar yine biletleri tamamen tükettiğini söyleyelim. Dinleyicimizi biraz bekletiyorum ama Beşiktaş yeni sezonun teknik direktörü arayışlarına devam ediyor. Sezon sonuna kadar Önder Karavelli ile devam edecek olan Beşiktaş Ricardo Suarez için harekete geçtiği iddiaları var. Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları var. Önce elimizde geniş bir liste var. İsimler hakkında son kararı vereceğiz. Tabii önce hocamızı belirleyeceğiz. Sonra da transferi belirleyeceğiz diye bir açıklama var. Burak Elmas'ın yapmış olduğu yaklaşık 40 milyon euroluk bir futbolcuların menajerlerine ödenen paralardan sonra hem kendi döneminde hem eski yönetimler tarafından menajerlere ödenen komisyon açıklamasının arkasından Sarı Kırmızı camiada infial yarattı. Özellikle Sayın Albayrak ve Günay cephesi ibrazsızlık çalışmasını başlarken Özbek cephesinin de çekimser kaldığı konuşuluyor. 3 aşağı 5 yukarı konu başlıklarımız bunlar. İlk dinleyicimize beraber ters köşe açalım. Günaydın. Günaydınlar. Merhabalar. Aygün Bey. Merhaba. Beryal, hoş geldiniz. Buyurun. Nereden dediniz? İzmir mi? Evet, İzmirliyim. Buyurun. Ben. Buyurun İzmir yani. Şöyle. Öncelikle başta Ukrayna'nın olmak üzere bu durumdan hem mali hem de manevi olarak, fiili olarak etkilenmesek de etkilenecek olan tüm kişilerin ve tüm insanlığın Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Onun haricinde de dün biliyorsunuz Çekya bizim birebir rakibimizdi. Bu
dünkü mağlubiyet dolayısıyla da yer değiştirmiş olduk. Biz 19. sıraya, onlar 15. sıraya yükselmiş oldu. Gerçekten zor bir geceydi bir Türk vatandaşı olarak bizim için. Bu konuda ben Fenerbahçe taraftarına katılıyorum. Ali Koç başkan, Fenerbahçe perişan. Ama şu cümleniz yanlış. Yani bir başkan hakkında böyle perişan falan veya kucağımı hakkında perişan. Bugün bir gazete başlığı zaten o. Bence o tarz şey yapmayı, yani yorum biraz yanlış gibi geldi. Tamam, takım kötü olabilir. Sportif anlamda başarısız olabilir ama. Yani bir camiaya 30 milyon veya 20 milyon taraftar olan camiaları böyle perişan cümleleri kullanmak der. Yani hoş olmuyor. Yani aynı şekilde Galatasaray için de söylediğiniz cümle hoş değil. O anlamda söylüyorum. Buyurun. Peki ben size soruyorum. Fenerbahçe Türkiye'de başarılı mı? Başarılı değil. Avrupa'da başarılı mı? Bunu zaten bildiğimiz şeyleri söylüyorum. Yani bildiğimiz şeyleri söylüyorum yani. Türk futbolu Avrupa'da başarılı mı? Değil. Değil. Yani futbolumuz sadece Fenerbahçe üzerinden yorumlamaya bakarsanız. Evet ya, Fenerbahçe hayır, başarılı değil. Şey Galatasaray da başarılı. İnşallah devam edecek. Şu ben Galatasaray'dan da bir şey beklemiyorum. Bugün buyuruyorsunuz yani rakiplerimizi seri başı olmayan takımlar. Türk futbolumuz yani takımlar değil de Türk futbolumuz zaten başarılı değil. Futbolumuz başarılı değil Avrupa'da. Evet, biz perişanız. Peki. Şöyle, Sayın Burak Elmas'a da buradan hani bazı maliyetler açıkladı. Doğrudur, hani bunlar boş durumlar değil, menajerlere ödenen, ki burada bir kanun eksikliği de görüyorum ben. Çünkü menajerlerin de vergi ödemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu olaylar hep menajerler üzerinden döndüğü için en az onların da bu yolun kapatılması ve onların da ödeme yapması gerektiğini düşünerekten kendisi açıklamalarda bulundu. Dedi ki işte Dursun Özbek'ten başlayıp Mustafa Cengiz yönetiminden keşke bunun içerisine Sevgi Üklü Ünal Aysal'ı da alabilseydi. Daha cesur bulurdum kendisini. Sırf kendi yanında olduğu için onu ayrıştırmasaydı. Çünkü bu Galatasaray'ın bugün 2,5 milyar dolar borcu var ve bu borcun en büyük mimarcılarından biri de Ünal Aysal'dır. Her ne kadar başarılı olursa olsun bence Ünal Aysal Galatasaray'ın Fikret Ormanı'dır. Daha sonrasında da seçime girmemiş, zaten Galatasaray'ı yüzüstü bırakıp gitmiş. Bugün de Galatasaray'ın arka bahçesinde Galatasaray'ı yönetmeye çalışanlardandır. Keşke aynı cesareti onun içinde gösterebilseydi ki maliyetlere bakıldığında Mustafa Cengiz yönetiminin 4 yılda yaptığını eğer bölecek olursak maliyetleri zaten 4 yıl yönetiminde kalırsa ki kalmayacağı muamma, kendisinin de aynı fiyatı bulduğunu düşünüyorum zaten. Önce çuvaldızı kendine, iğneyi bir başkasına batırsın ki buradan Arda'ya da bir şeyler söylemek istiyorum inşallah duyar. Ben gerçekten Fatih Terim'i çok seviyorum, bunu her seferinde söylüyorum. Bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'ın, Fatih Terim'in de Galatasaray için bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Arda'yı da severim, hani Fatih Terim kadar olmasa da, yanlış hareketleri olsa da. Mert'i de çok severim, eski şeyimiz, tercümanımız. O yüzden Galatasaray'ı hepsinden çok seviyorum. Ve Galatasaray bu durumdayken, düşme potasındayken Arda'nın eski teknik direktörle poz vermesi gerçekten içler acısı bir durum. Galatasaray'ın içinde olduğu durumu kısaca anlatan bir durum. Ha, Arda'ya kızıyorum ama Arda takımın yanında olmadığı için her ne kadar kadroya alınmasa da. Peki bu takımın başkanı takımın başında mıydı? Hayır, o da hayır. Çünkü Galatasaray'ın başında, Ali Koç'a söylüyorum ama aynı şeyi Burak Elmas için de söylüyorum, Galatasaray'ın başında Galatasaray maçlarına gidebilme cesaretini bile gösteremeyecek bir başkan var. Hani diyorsunuz ya niye gitsin Burak Elmas diye, sadece bu bile yeterli bir sebep bence. Ne Nef'te ne de deplasmanda Galatasaray'ın yanında olma cesaretini gösteremeyen bir başkanımız var. Peki, taraftar korkusundan dolayı. Ben Sayın Başkan'ı çoğu maçta gördüğüm için bilmiyorum yani hangi maçta olmadığını tahmin bakın edemedim. Bakın son maçlarına gidebilmiş mi?
öğrenirsiniz. Peki. Kendisi araba dizinizle. Öyle bir şey yok. O biliyorsunuz sosyal medyada birinin yazmış olduğu bir şeydi. Onun daha sonra yalan olduğu ortaya çıktı. Öyle bir şey yok Derya Hanım. Onu size söyleyeyim. Statlarda göremiyoruz. Keşke olabilse, ben Arda'yı da eleştiriyorum. Burak Elma, çünkü az olan Galatasaray'dır. Herkes gelip geçicidir. Az olan kulüplerdir. Doğru. Ya ben bir Galatasaraylı olduğum için bunu söylüyorum. Peki. Tabii ki bir Fenerbahçeli için de Fenerbahçeli. Hayır, asıl olan genel önemli. Anlamda kulüplerdir zaten. Yani tabii camiaların ki. Sahibi de taraftarlardır. Onu anlatmaya çalıştım. Tabii. Sadece tabii Galatasaray Fenerbahçe anlamında değil, bütün kulüpler anlamında söyledim. Tabii ki. Peki. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Ben teşekkür ederim. Sağ olun çok Mersi. Saatlerimiz 10-12'yi gösteriyor. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra telefon almaya devam ediyoruz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe tüm hızıyla devam ediyor. Bazı başlıklar daha vardı, onları da okumak istiyorum. Belki onlarla da ilgili yorum yapmak istersiniz. Süper Lig'de düşme potasında bulunan Yeni Malatya Spor'da son olarak futbol sorumlusu görevine getiren Adem Büyük'le de yolların ayrıldığını, açıklandığını belirtelim. Bu akşam zaten Trabzonspor'un biliyorsunuz maçı var. Bir Trabzonspor bağlantısı yapacağız. Ya bir de Galatasaray'da büyük umutlarla kadrosuna katılan Torrent'in gelmesi sonrasında fazla forma şansı bulmayan Çıkaldao için de tekliflerin geldiği yönde haberler var. Biliyorsunuz 6,5 milyon euro gibi bir bedelle kadroya katılmıştı Roman futbolcu. Sampdoria takımı 10 milyon euroluk bir teklifte teklif gelmiş. İtalyan ekibi Sampdoria'dan 10 milyon euroluk bir teklif geldiği yönde haberler var bugün gazetelerde. Günaydın. Günaydın. Günaydın Aydın Bey. Merhabalar. Merhaba Aygün Bey, ben Trabzon'dan Orhan Baş. Buyurun Orhan Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Buyurun. Teşekkür ederim. Ben şey demek istiyorum, buradan başkanımıza çok teşekkür ederim. O gelmeden önce Trabzon batıp çıkıyordu. Yani ne yaptığı belli değildi, aldığı futbolcular kaliteli değildi. Çok futbolcu alıyorduk, bir sezonda 20 futbolcu aldığımız sezon oldu. Hı hı. Yani başkanımız geldikten sonra ve Ertuğrul Bey'le beraber çok güzel bir ikili oluşturdular, yönetim beraber. Hı hı. Yani harika işler yapıyorlar. Başkanımız ta ki bu başarının sinyalini bu havalanında tek o koltukta uyurken o yanında Ertuğrul Bey'le o fotoğrafı bilmem gördünüz mü? Hatırlayamadım fotoğrafı. Havalanında uyurken o koltukların üzerine yatmıştı, uyuyordu başkanımız. Ertuğrul Bey yanında ikisi beraberdi. Orada o sinyali verdiler. Bu takım için gece gündüz uykusuz kaldı. Anlamında. Allah razı olsun. Yani bu şey değil. Bu kulüplerin başına gelen başkanlar zaten zenginler. Niye yanındakilere para yediriyorlar, ben onu anlamıyorum. Zaten siz paranız var, pulunuz var. Niye başkanına para yediriyorsunuz? Sizin paraya ihtiyacınız yok ki. Kulübün başkasını bir başkasına yedirmek bence adilliktir yani. Ama Ahmetoğlu bunu kesmiştir. Allah razı olsun diyorum. Bu Trabzonspor'un bu hale gelmesine Ahmetoğlu en büyük etken Ahmetoğlu ve Ertuğrul Bey'dir. Hı hı. Hepsinden Allah razı olsun. Bu akşam da maçtayız. Peki. Size sonuç alacağımıza eminim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Orhan Bey. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Sağ olun çok mersi. Üçüncü Turgay. Abi günaydın. Özür dileyerek soruyorum. İsmail Kartal her ne olursa olsun son derece kritik, düşük sezon geçiren büyük camia hocası olabilir mi? İkinci sorum, takımı sahaya sadece İsmail Kartal mı çıkarıyor? Üçüncü sorum, Ali Koç içeriden sabote ediliyor mu? Tesislerden haber alabiliyor musunuz demiş. Şimdi gelelim birinci soruda itibaren vereceklerimize. İsmail Kartal Hoca ile ilgili geldiği günden bu yana ne yaptı diye bir şey çıkarmaya kalktım demin. Çok fazla bir şey bulamadım, açıkça söyleyeyim. Yani çok büyük bir katkı sağlayamadı. İsmail Hoca ile beraber takımda çok büyük bir değişim olmadı. Takım daha iyi değil, daha günden güne her geçen gün daha da aşağıya çekilmeye başlandı. Çok dağınık oynuyor, kimse ne yaptığını bilmiyor. Maçlarda top kayıpları çok fazla. Yani inanılmaz kötü bir Fenerbahçe'yi gördüğümüzü söyleyeyim. Takım İsmail Kartal mı sahaya çıkartıyor? İsmail Kartal sahaya çıkartıyor. Eğer İsmail Kartal zaten sahaya çıkartmasaydı, Sayın Başkan Ali Koç anlamında soruyorlar, Arda ilk 11'de başlardı. Demek ki takımı İsmail Kartal hazırlıyor ve sahaya çıkartıyor. Sabote kısmıyla ilgili ben futbolcuların başkanı sabote edeceğine inanmıyorum. Böyle bir düşünce içerisinde değilim. Onu da belirtmek istiyorum. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? Merhaba, Tarık abi, Konya'dan arıyorum. Buyurun Tarık, hoş geldiniz. Nasılsın abi? İyisin. Sağ ol, iyiyim. Nasılsınız?
Buyurun. Vallahi iyiyiz abi, çok şükür. Abi ben Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancan'ın açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Özellikle Yunus Akgün hakkında söyledikleri. Yani bir spor medyasına, etiğine çok aykırı olduğunu düşünüyorum. Yani o bir röportajdır. Röportajı söylüyorsun değil mi? Röportajı, yazılı röportajdan bahsediyorum. Yani artık bunların TFF açısından bir limiti olması, başkanların yaptığı açıklamaların gerçekten bir limiti olması ve gerçekten bir yaptırımının da güçlü olmasını düşünüyorum abi. Yani açıklamalarına baktığın zaman bir Yunus Akgün'le ilgili işte ona iki tane tokat attım, kendine getirdim, oynattı anlamında bir cümlesi var. Onu söylemeye çalışıyorsun. Abi normal mi ya? Bir kulüp başkanının odaya girmesi, yani devre arasında odaya girmesi zaten tartışmaya çok açık bir konuyken orada yaptığını da bu şekilde ifşa etmesi kendi kendine, yani bilmiyorum, bunu da kamuoyuyla paylaşması ne kadar doğru bir hareket. Anladım, peki. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bence bir de Galatasaray hakkında şunu düşünüyorum. Şikildao'ya gerçekten Sampdoria, ben yalan haber olduğunu düşünüyorum. 10 milyon euro verdiyse direkt satsınlar abi. Aynen, hatta ben de aynı düşüncedeyim. Aynı düşüncedeyim. Almışlar. 6,5 veren takım varsa da gerçek anlamda direkt satsınlar yani. Peki. Ben de aynı düşüncedeyim. Yani o rakamın olduğunu ihtimal bile vermiyorum. Ben de aynı düşüncedeyim. Peki, çok teşekkürler. Sağ olun abi, iyi günler. Levent İnal Pulat abi, bu saatten sonra Arda Güler'i 11'de oynatmayanın aklından şüphe ederim, saygılar demiş. Mehmet M. Arda Güler'in sadece şu maçta yaptığını Fenerbahçe son 6-7 yılda gelen hiçbir orta saha oyuncusu yapamadı demiş. Gazi Kartallar, hayırlı sabahlar Aygün abi, bu sezon Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alınacak bilgiler söyleniyor demiş. Doğru. Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş cinayettir. Mustafa Kemal Atatürk'ün de cümlesini göndermiş. Çok teşekkürler Gazi Kartallarına. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kimle görüşüyoruz? Ben Abdullah abi. Ben Abdullah abi. Herkesin özellikle cuması mübarek olsun. Sağ olasın. Abi ben Beşiktaş taraftarıyım. Birkaç gün Ceyhun Bey hakkında konuşmak istiyorum. Tabii. Abi bu Ceyhun Bey bundan 2 sene önce Paso'nun genel müdüreydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Ceyhun Kazancı diyorsun değil mi? Hı-hı. Evet evet. Bizim şu an CEO'muz hem artı sportif teknik direktörümüz. Bu futbol birikimin hakkında bilginiz var mı abi? Sizin herhangi bir altyapısı var mıdır bu abimizin? Yani yöneticilik bazında anlamda söylüyorsun değil mi? Evet, evet abi. Var tabii ki. Yani futbolla içinden gelen birisi değil mi abi? Evet. Ben onu öğrenmek istiyorum. Çünkü başkan bütün iftirlerini önüne verdi de. Acaba ben aslında birkaç bir takılan sorular var işte. Şimdi dün akşam Sparta Prag'ın teknik direktörü herhalde Beşiktaş teklif yapmış ama. Açıklama yapmıştı da. Beşiktaş'la ilgileniyorum. Teşekkür ederim tarzda bir açıklaması var. Evet, evet, evet. Şimdi ondan önce Estoril'in teknik direktörü. Şimdi Slavia Prag herhalde şu an geçenlerde de eski Tottenham teknik direktörü vardı. Eski Santo'da onunla ilgileniyormuş da. Yabancı var herhalde. Yani Ceyhun Bey'in bildiğim kadarıyla yabancı bir teknik direktör getirme çabası var. Evet, başkan bu konuda karar, tamamen bütün yetkiyi, sorumluluğu ona verdi. Ama tabii ki şunu söylemek lazım. Son kararı verecek olan başkan. İşte başkan, ben de başkanın etrafındakiler herhalde başkanını yabancıya zorluyor. Tek başkan bunu bırakıyor. Türk olması için. Hı hı. Ben Beşiktaş'ın abi Süper Lig normlarına bakarsak yani son 10 yılda yabancı teknik direktörlere karşı değilim. Ama yabancı teknik direktörlerin şampiyon olması çok zor abi. Ligi tanıması, kadro kurması. Süre alıyor. Maksimum minimum abi 2 sene gerekiyor. Ya bu taraflarda bekler mi onu bilmiyorum. Bir de hocam bir daha söyleyeyim Aygün abi de. Önder Hoca'nın ben şu an futbolunu hiç beğenmiyorum abi. Önder Hoca'nın? Her hafta futbol. Oynatıyorlar şu an futbolumu. Hiç beğenmiyorum abi. Takım zar zor 1-0 öne geçiyor. Ve ardından gol yiyor. Takım sanki geri gitmeye başladı abi. Bilmiyorum, sen izliyor musun bizim maçlarımızı? İzliyorum da tabii düne kadar da herkes Önder Hoca değil bu sezon, önümüzdeki sezonda takımda kalmalı diye görüş bildiriyordu herkes.
Abi ben o hareketin içerisinde değilim. Ben hiç hayır vardı başkan... yani öyle bildirenler de vardı biliyorsun arayıp da. Vardı vardı ama abi işte futbol doyurmuyor ki bizi. Görüyorsun abi Beşiktaş öyle ağam şahin top oynamıyor. Hani üç büyükler arasında belki gittik önde ama yok abi onunla bir şey yok. Bir daha ben şey diyeceğim size de. Bu bizim başkanımız ilk zamanlarda biz şampiyon olacağımızı inanıyoruz demişti. Bunlar daha fark 15-16 puan. Şampiyon olacak dedi doğru. Ha. Ondan sonra bizim Önder hocamız bizim bu gençleri kesmeye başladı. Ondan önce oynatıyordu. Başkan bu lafı dedikten sonra İmran'ın Emirhan'ı ve... Biraz daha şey döndü. Doğru söylüyorsun. Doğru. Gençler yerine işte tecrübeleri oynatmaya başladın. Ya bu baskı mı vardı? Teknik direktör burada bir mesaj mı aldı? Anlamadık gitti abi. Ama Sayın var. Ahmet Nur Çebi'nin ben kadro yapısına karıştığına ihtimal vermiyorum. Ceyhun Kazancı da aynı şekilde. Abi orada kararlara... Evet ama orada benimki bir gönderme oldu. Ama o dönemde gençler de kazandı biliyorsun Beşiktaş. Ama şimdi niye oynamıyorlar ki? Şu anda tercihlerini tamamen biraz daha işte, farklı yönden kullanıyor. Başkandan sonra böyle oldu. Peki. Çok teşekkürler. Abi çok sağ ol. Kendine çok iyi bak. Ederim. Görüşmek üzere kardeşim. Evet mesajlara devam edelim. Evet bunu okumuşuz. Mehmet Kaya 1907. Aygün abi günaydın. Abi Fenerbahçe'nin kötü sonuçları alışkanlık hale geldi ve bunun karşısında yönetimde bir şey yapmıyor. Bu çok tehlikeli bir durum değil mi? Demiş Mehmet Kaya 1907. Evet, tabii ki Fenerbahçe sezona 3 kupa hedefiyle başladı. İşte hem şampiyonluk hem Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa'da da gidebildiğin yere kadar gidebilme hedefleriyle başladı. Ama maalesef Fenerbahçe şu anda ligde Sayın İsmail Kartal dün açıklamasında işte ligle ilgili açıklamasında ki cümlelerine baktım. Puan farkından herhalde farkında değil hoca tahmin ediyorum. En yakın rakiple bile ne kadar puan geride olduğunu tam göremedi tahmin ediyorum İsmail Hoca. Kadro tercihleri tamamen yanlış. Takım günden güne geriye gidiyor. Slavia Prag'ı çok iyi izledik. Burada farklı kazanacağız dedi. İçeride 3-2 mağlup oldu. Üçlü sistemden dolayı Pereira gönderildi. Deplasmanda üçlü sisteme döndü. Yani üst üste koyduğumuz zaman kimse kusura bakmasın ama İsmail Hoca takımı günden güne geriye götürdüğünü söylemek istiyorum. Günaydın. Alo günaydın. Alo günaydın Aygün abicim nasılsın? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Ben Hüseyin abi İstanbul'dan Galatasaray taraftarıyım. Buyurun Hüseyin Bey hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk abicim. Öncelikle dün akşam için geçmiş olsun. Fenerbahçe'de en son elendi. Bakalım bugün bizim rakibimiz belli olacak. Var mı tahmini kalbinden geçen ya da aklından vallahi geçen? Yani şöyle söyleyeyim. Barcelona çıkmasın. Ya bana da nedense bilmiyorum. Ama sakın. Ya yani Barcelona gelecek gibiyse ama ya Torrent geldiğinden beri ya şu takımın başına öyle bir hissiyat var. Bilmiyorum ya böyle bir şey düşünüyorum. İspanyol çekiyorsun. Yani sanki böyle bir... Bunu neden söylüyordum biliyor musun? Ben Braga istiyorum ya. Braga olsun Braga. Ben neden böyle bir hissiyata kapıldığımı da söyleyeyim. Mancini'den dolayı abi. Mancini'de Fatih Terim'in yerine geldiği zaman kura çekildi. Evet kura çekiminde Juventus'u çekmiştik. Yani böyle bir hissiyat var içimde bilemiyordum. Eğer bugünkü kurardan sonra pazartesi seni düşünebilirsem abi. Sen Barcelona diyorsun yani. Ben de Braga ya, diyorum. Ya Braga ya Porto diyorum. Ya ikimizinki de B ile başlıyor bakalım. Hangi B'dir? Porto. Braga, Barcelona, Braga ya da Porto diyorum. Ben ikisinden biri. Benim tahminim Braga. Çok teşekkürler. Benim tahminim Braga. Vallahi abi bilmiyorum ama şu saatten sonra kim gelirse Barcelona ile finalde karşılaşsın. Şimdi ya Barcelona finalde. Tek maç mı çift maç değil mi şu an bunlar? Çift maç artık. Çift maç. Yani bilmiyorum abi şu an yani şu oynadığımız futbolla zaten ya bence Torrent'in kafasında da Avrupa yoktur diye düşünüyorum. Yani ne Torrent'in. Yok Torrent'in kafasında şu yani, an başkanın da kafasında Avrupa var. Yani burada bir üst turlara çıktığı zaman başkan biraz daha rahat nefes alır gibime geliyor.
Yani o da seçimden dolayı mı diyorsun yani bu şekilde? Yani Sayın Başkan'ı seçime götürmeye çalışıyorlar ama bence haksızlık yapılıyor. Yani 6 aylık bir süreç, 7 ay olmuş kongreyi kazanıp 7 aylık bir süreç içerisinde gelen bir başkanı indirmeye çalışmak bence haksızlık. Ha, ortada bir usulsüzlük varsa olabilir. Peki yaptığı açıklamalar için yorumu nedir abi? Hangi yani, menajerlik açıklamaları mı? Menajerlik açıklamaları. O büyük skandal yani, ben söyleyeyim. Çok büyük rakamlar ödenmiş. Yani çok enteresan işler var orada. Ama bazı futbolculara farklı menajerlerden ödemeler falan filan. Evet. Bunlar enteresan yani, şeyler. Yani Yusuf Günay'ın da açıklamaları var ki muhtemelen tabii ki açıklama gelecektir. Yani şimdi böyle bir açıklama yaptıktan sonra karşı tarafta buna... Kendini savunacak. Savunacaktır. Peki senin öngörün ya, bu kadar yıldır bu işin içerisindesin, bilmem hiç başka bir başkan böyle bir açıklama yapmış mıydı, ben hatırlamıyorum. Menajerler bazında yapılmadı. Bildirmek zorunda değil biliyorsun federasyonu, menajerler ödenen rakamları falan filan. Mutlaka. Onların bir mecburiyeti mutlaka yok. Ama şey yani, oldu mesela finansal açıdan da Ali Koç döneminde bu eski dönemle Aziz Yıldırım dönemiyle ilgili açıklamalar yapıldı hatırlarsan kulüpte. Mali yapıyla ilgili ha, en detaylı ama menajer anlamında ilk kez, ben bildiğim kadarıyla ilk kez böyle bir açıklama geliyor. Abi peki sana çok kritik bir soru soracağım. Bu sence operasyon, bunu yani şu an Burak Elmas'ın yaptığı bu açıklama bir algı operasyonu mudur? Algı değil bu. Şeffaflık mıdır? Algı değil. Şeffaflık. Algı değil midir? Ya da yani, ya da birilerine bir mesaj. Öyle mi diyorsun? Mesaj veriyor şu an birilerine. Onu indirmeye Allah çalışanlara karşı bir mesaj da veriyor olabilir. Yani ben, durup dururken şimdi çıkıp da 7. ayda menajerler öden rakamları çıkarmak farklı bir... Bir de şimdi işin enteresan tarafı bunlar tamamen hangi kişinin teknik direktörü döneminde yapıldı? Ya Fatih Terim değil diye düşünüyorum. Fatih Terim'in döneminde yapılan transferler bunlar. Mustafa Cengiz tabii dönemi. Ama bir şey söyleyeceğim. Şeyi açıklamadı mı? Mustafa Cengiz'le Dursun Özbek zamanının transferlerini açıkladı. Ünal Aysal dönemini açıklamadı. Ama Ünal Aysal'ın zamanında da Fatih Terim vardı. Sonra gönderdi biliyorsun. Gönderdi. Dursun Özbek de, ama Dursun Özbek de Fatih Terim çok az çalıştı sanki abi. Ya. Ama yani, transfer anlamında, menajerler ödenen paralar anlamında, onların dönemi anlamında. Yani buradan bir mesaj veriyor aslında. Ya Fatih Hoca'ya veriyor ya kendisi altında çalışma yapan bazı kişilere bir mesaj verdi. Durup dururken bunun açıklaması bunun sinyalidir. Bence ikinci söylediğin de bence daha da... Bence ilk ben C şıkkı her ikisi diyorum yani. A, B, C hepsi. Bizim açıkçası şu an ben en azından kendi adıma konuşayım, bir Galatasaray taraftarı olarak şu an hani bunları düşünmektense örnek veriyorum. Ama 40 milyon euro çok büyük bir rakam. Mutlaka oraya sonuna kadar katılıyorum ama şu anki kulübün hani 5. sırada oluruz, 6. sırada oluruz, anlatabildim mi abi? Şu anki yaptığı açıklamalar hepimizi daha farklı derinden etkiler ama inan şu an futbol yani taraftarının kafasında işte ligde kalalım. İşte atıyorum Rize'yi kazanalım, bir sonraki hafta Konya depremi. Ya 2 hafta 3 hafta arka arkaya kazandığın zaman 2 hafta 3 hafta arka arkaya kazandığın zaman her şey unutulur. Ben bunu söyledikten sonra deplasmanda evet, bir galibiyet geldi. Şimdi Rize evet maçı var. Bir daha yani 2-3 hafta arka arkaya kazandı mı bu iş unutulur. Nereden nereye geldi şimdi Galatasaray'a baktığın zaman şu anda 13. sırada. Bir maçta kazan zaman evet 37 falan yapıyor. Yani iyice rahatlamış olacak. Onu söylüyorum. Ya, mutlaka söylediğin çok doğru. Ondan sonra bu zaten eline boyuna tartışılacaktır. Peki burada savcılık bir işlem yapar mı bununla alakalı? Sonuçta suç duyurusu değil mi bu? Menajerlere ödenen rakamlar, burada bir usulsüzlük yok ya. Bu rakamlar fazla ödenmiş anlamına getiriyor. Veya bak şimdi bir şey diyemiyorum. Belge bilgi olmadan da konuşmak istemiyorum. Yorum yapamam bu konuyla ilgili. Ama menajerlere ödenen bazı futbolcuların üzerinden üçer menajer ödenen rakamlar var. Bunlarla ilgili Galatasaray kongreylerinin belki bir suç duyurusu da bunda. Bu nedir ne değildir diye bir çalışma yapabilirler. Falcao 22,5 milyon euro maliyeti var diyorlar. Yani korkunç rakamlar. Yani. Yıllık 7 milyon euro yakın paraydı zaten maliyeti. Bir de imza parası, menajerlik parası falan yani çok büyük rakamlar. Çok yani büyük rakamlar. Ya bu kulüpler neden batıyor abi ortada? İşte yani sonuç çok burada. Çok uzağa gitmemek gerekiyor. Abicim iyi yayınlar. Sağ ol, teşekkürler. Çok mersi. Sağ ol, sen de çok iyi bak. Kısa bir ara. Aradan sonra ters köşe devam ediyor.
HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Burak Genç, abi selamlar, yayınlar. Önceleri her hafta hakem performans puanları açıklanırdı. Artık açıklanmıyor sanırız. Canımız yandıkça bu arkadaşlara ödüllendirme geliyor galiba. Saygılar demiş. Günaydın. Günaydın Aygün abi, nasılsın? İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Sağ ol abi, Dallas Murat ben. Buyurun Murat Bey. Fenerbahçe taraftarıyım. Abi bir şey soracağım. Program başından beri arıyorum bayağı. 72'de düşürdüm seni de. Sen iki, yani... Öyle Fenerbahçe maçlarından sonra seni aramak, bağlanmak için o kadar uğraşıyorum ki böyle sanki içimi dökecekmişim gibi hissediyorum. Şey vardı eskiden, Güzin ablalar vardı mesela. Gazetelerde Güzin abla vardı. Millet ona mektuplar yazardı. Postada mı ne çalışıyordu? Postadaydı galiba Güzin Hanım. Ona mektuplar gelirdi. Buyurun. Benim yaşım kurtarıyor. Kurtarabilir. Şimdikiler bilmez tabii. Aa, bu ki neyi anlatıyor Aygün derler ama. Yok abi. Şimdi bir şey soracağım. Abi. Fenerbahçe'nin bundan önemli daha bir maçı var mıydı? Kalan? Yok. Ya şimdi Fenerbahçe'nin... Niye yedek kaldı? Ya işte enteresan bir şey. Serdar Aziz ve Tisserand kaç maç yan oynadı abi? Ve Tisserand'ın görüyorsun değil mi yaptı hatayı? Yani abi... Yani bizim daha önemli bir maçımız vardı önümüzde, bizim bilmediğimiz yedek bırakılacak. Yani diyorlar, yani ne diyorlar, rezervasyon mu diyorlar, hani bir şey dinlendiriyorlar ya. Rejenerasyon o idmandır. Rejenerasyon. Ha, yok hani dinlendiriyorlar ya. Anladım. Yani ama neyi dinlendiriyorsun kardeşim sen? Neyi dinlendiriyorsun? Senin elinde... Abi bir şey fark ettin mi sen? Biz iki tane golde 10 kişi yedik. Evet. Yani bizim şimdi Ferdi sakatlandı çıkacak. Kim Minji hazırlanıyor. Tamam, selamın aleyküm. Giremedi. Gol yedin. Yedin. Hı-hı. Ondan sonra ikinci golü adamlar hazırlanıyor. Gidiyor paldır paldır saldırıyor. Yani sen bir tane futbolcuyu değiştirene kadar iki tane gol yiyorsun. Elini koluna koynuyor, sokmuşsun. Bizim gibi yani bizden daha rahat maç seyrediyorsun. Ben evde dört dönüyorum. İki tane İsmail Bey'le. Bir de stadın en güzel yerinden maç izliyor hocam. Kusura bakma İsmail hocam, seni çok severim. Ama stadın en güzel yerinden maç izledin. Yani çok elini fazla dokunuş yapamadın. Elini böyle koyuna sokmuş, tabiri caizse başka bir şey söyleyeceğim de söylemek istemiyorum. Yani öyle maç seyrediyor. Ben ondan daha rahatsız maç seyrediyorum abi. Yani sen bir tane oyuncu ya Kim Minji'yi hazırlıyorsun. İkinci gol yediğin zaman Nazım'ı alıyorsun. Ya maç 2-0 olmuş. Sen Nazım'ı niye alıyorsun abi? Ben çözemiyorum abi. Vallahi çözemiyorum. Yani biz bu kadar aciz takımız. İki gol yiyene kadar bir tane futbolcuyu değiştiremiyor muyuz abi? Maalesef. Ben mi yanlış düşünüyorum abi? Ben çözüm, biz PR'yi beğenmiyorduk diyorduk, gitsin yani giden geleni aratır kelimesi bu kadar mı gerçekçi oldu bizim için? Yani bilmiyorum abi, yani bir topçuyu değiştirene kadar iki tane gol yedik abi. Maç 2-0, ondan sonra bari Kim Minji'den vazgeçtin, ağzından da vazgeç, maç 2-0 oldu zaten. Vazgeç abi biraz daha. Yani ileriye yönelik al, topçu al. 2-0 olmuş maç, daha niye sokuyorsun ki Nazım? Bilmiyorum abi, yani Fenerbahçe gerçekten ya seviyoruz. Başımızın tacı. Ya da asgari ücretle çalışan ben bir şoförüm. Yani kusura bakma uzatıyorum. Yani o ilk bayan bağlandı, 6-7 dakika konuştu. Bizi aradık. Normalde bir iki dakika konuşup kapatıyoruz. Sen de dinliyorsun abi, kusura bakma. Bir dakika da ben fazla konuşayım bugün. Yani biz asgari ücretle şoförlük yapan bir vatandaşım ben. İki tane çocuğum var. Allah bahşişsin. Abi bere alacağız. Ya pazarda satılan 10 lira bereyi elimizden geldiği kadar almıyoruz. Gidiyoruz Fenerbahçe'den 60 liraya bere alıyoruz. Yani 80-90 liraya kapşın almıyoruz. Fenerbahçe'den gidiyoruz 130-140 lira, 150 liraya alıyoruz. Maça gidiyoruz elimizden geldiği kadar. Yayıncı kuruluşu alıyoruz. Abi yapmasınlar. Ali Koç'u da çok seviyorum. Abi yapmasınlar ya. Yapmasın. Bir tane topçuyu değiştirene kadar iki tane gol yiyecek kadar bir aciz takım değiliz biz abi. Peki. Doğru. Peki. Çok teşekkürler. Sağ ol abi. Kendine sağ çok iyi bak. Tabi Ferdi'nin de biraz sakatlanması Fenerbahçe'nin hücum gücünün azalmasına sebep oldu ama Arda mesela son haftaların en performansı yüksek olan bir futbolcuyu işte basın toplantısında Arda'yı korumamız lazım falan filan cümleleri bana çok hoş gelmedi. Arda oynatacaksın. Böyle bir futbolcun var, seni oynatacaksın. Arda girdikten sonra da Fenerbahçe'de hareketlenme olduğunu görüyorsun Sayın İsmail Hocam, kusura bakma. Yani çok büyük katkı sağlayamadın Fenerbahçe'ye. Günaydın. Günaydın Aydın Bey. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? Merhaba, Murat Çelik, ben İstanbul'dan arıyorum. Buyurun Murat Bey, hoş geldiniz. Şimdi iki tane şeyim var. Bir tane programla ilgili bir şikayetim var. Aslında bunun size yapılmaması gerekiyor. Barış Bey'e söylenmesi gerekiyor. Ama bu sefer iki sabahtır, üç sabahtır yayına bağlanamadım. Özgür Sancar'a Ümit Atalif diye bir menajer arkadaşımız bağlanıyor. Profesör Doktor Ersan Şen'le ilgili bir kelime koydu. Çok hassas bir dönemden geçiriyoruz.
biz futbol konuşmamız gerekirken burası futbol. Özellikle ben bunda haklısınız. Ben siyaseti çok karıştırmak istemiyorum. Burası spor kanadı. Burada konuşacaksın, evet. Futbol konuşacaksın. Evet. Burada siyaset konuşulmaz. Konuşmalarına dikkat etmesi gerekiyor. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çalışacak. Atatürk bu Türkiye'nin kurucusudur. Ersan Şengilçen de bu konuyla ilgili bir şey söylemiştir ve bu söylediği kelime de doğrudur. Beraberinde. Anladım. Peki. İkincisi ise Ferdi Kadıoğlu'nda biz Ersun Yanal zamanında da aynı şeyi yaptık. Bugün Arda da aynı şey oluyor diyorsunuz. Arda da aynı şey oluyor. Bu konuya dikkat etmiyorlar. Neyse biz karşıdan taraftar olarak tamam, her taraftan her dediğini dinlemeyeceksiniz. Teknik direktör olarak ama elindeki futbolcunun genç de olsa, 15 yaşında olsa, 16 yaşında da olsa, sahada iyiyse onu çıkarıp ilk 11'de oynatacaksın. Böylesine önemli kritik maçta. Sosa haftalardır dökülen Sosa'yı koymayacaksın oraya. İsmail Hoca. Koymayacaksın oraya. Bunu Ersun Yanal da yapıyor. Az çekmedik biz stat komple ferdi diye beyazdı da daha önce öyle oynattı Ersun Yanal'da. Fark eden bir şey yok. Nedendir? Suyundan mıdır? Şeyinden midir? Fenerbahçe'ye gelen teknik direktörü hakikaten İsmail Hoca'nın ilk gelişiyle son gelişi arasında daha ne kadar fark var? Bilmiyorum, siz ayırabiliyor musunuz? Ben aynısını söylüyorum burada. İsmail Hoca geldiği günden beri takıma bir dokunuş yapamadı diyorum. Fenerbahçe'nin 3 kupa hedefi vardı. Kimse kusura bakmasın. Elinde hiçbir şey kalmadı. Ben hakikaten şunu söylüyorum. Yani başka bir şeyden şüphelenmeye başladım artık içine. Yok, o tarz bir olaylar olmaz burada da. Yani öyle bir şey olmaz. Yani siz anladım da. İnsanın aklında bir soru işareti oluşuyor ama değil mi Aydın Bey? Tamam, yani yok demin de öyle bir soru da geldi, mesaj da geldi, yok öyle bir şey olmaz. Yani ne demek istediğinizi çok iyi anladım, biz dinleyenler de ne demek istediğinizi çok iyi anladı ama hayır, bir yerden müdahale yok öyle bir şey olmaz, bilginiz olsun. Anladım. Tamam. Peki. Çok teşekkürler. Kendinize bakın. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, saatlerimiz 10.41'i gösteriyor. Bugün 11'e kadar dinleyici alacağız. 11'den sonra da programın ikinci bölümüne bağlantılara geçeceğiz. 3 bağlantı yapacağız. Hem Fenerbahçe açısından hem Galatasaray bağlantısı yapacağız. Hem de bugün biliyorsunuz Trabzonspor'un maçı var. Trabzon'la ilgili de son dakika gelişmeler almak üzere de Karadeniz'e gideceğiz. Oradaki bilgileri de sizlere aktarmaya çalışacağız. Günaydın. Günaydın Aydın Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Bayağı İstanbul'dan arıyorum. İyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz, buyurun. Üzgünüm. Herkes üzgün. Ben... Siz neden üzgünsünüz? Ben Fenerbahçe'den dolayı üzgünüm. Futbolcuların kulüpten alacağı var mı? Primlerini, maaşlarını zamanında alıyor mu? Vallahi 5 kuruş alacakları yok. Ben geçenlerde dedim, ben olsam sezon sonuna kadar bunları ödeme yapmam dedim. Geçenlerde söyledim buna. Burada başka bir şey oluyor. Sanki birileri, futbolcular da dahil, başkana karşı ya da bilmiyorum ya da bir siyaset mi var içinde? Siyaset yok. Öyle bir şey yok. Siyaset var, bir problem var. Böyle bir konuşulduk olur mu ya? Bu adam yanından geçiyor. Demin arkadaşın dediği gibi 10 kişiyle gol yiyoruz ya. Nasıl bir şey yani? Bu kadar umursamaz, bu kadar kayıtsız kalabilir mi? Ya sen alacağını alıyorsun, paranı alıyorsun. Niye koşmuyorsun? Niye hamleyi yapmıyorsun? Niye oynamıyorsun? Yani, niye oynamıyorsun? Niye oynamıyorsun? Nedir? Bunun sebebi nedir? Yani bunu izah edebilen biri var mı acaba? Bilmiyorum ki. Vallahi bazen hani kelimeler duruyor, bitiyor ya aynı noktada. Yani bütün sorumluluk oyuncularda. Doğru mu? Ben öyle görüyorum yani, bunun var mı? Yani bir Fenerbahçe futbol takımı futbolcusu sahada Mert Hakan'ın yandaşın dediği gibi bu kadar ezilmemeli. Ya Slavia Prag Allah aşkına ya. Slavia Prag şöyle söyleyeyim. Süper Lig'e gelse Slavia Prag'a gel desek ki bu sene takım sayımızı işte 21'e çıkardık. Gel sen de bizim ligimizle mücadele et dese. Slavia Prag bu ligde kaçıncı sırada oynar? Herhalde bilmiyorum. Küme düşmemeyi oynar. Küme düşmemeyi oynar. Aynen söyleyeyim. Küme düşmemeyi oynar. Yani bu hiçbir ruh gördünüz mü? Allah'ını seven bir tanesi çıktın açıklama yaptın. Yani böyle bir... Yani hakikaten çok üzgünüz. Başkana da üzülüyorum. Bu kadar fedakarlık yapıyor. Bu kadar problemleri çözmeye çalışıyor. Yani kendimden çok o adama üzülüyorum. İnanın.
Evet. Yani çok teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Dün de mesela tribünlerde Sayın Ali Koç'la ilgili tezahüratlar vardı. Tepkiler anlamında. Tepki tezahüratları vardı. Yok. Sinkaflı küfürler de başladı. Ya artık o çok hoş değil. Hoş değil. Yani kimse kimsenin ailesine, çoluğuna, çocuğuna küfür edemez. Böyle bir hakkı kimsenin yok. Hiçbir kulüp başkanı, hiçbir futbolcuya. Yani yolda yürürken bile insan birbirine küfür etmemesi gerektiğini söylüyoruz. Biliyorsun küfür tasvip ettiğimiz bir şey bunun değil. Bunun sebepleri araştırılmalı. Bu futbolcuların kayıtsız kalması araştırılmalı. Bilmiyorum yani başkanın işi zor. Allah yardımcısı olsun. Peki çok teşekkürler. Kendinize bakın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu dakikadan sonra yapılması gereken en güzel şey açık ve net söyleyeyim kadro dışlarıdır. Zaten bunlara parasını veriyorsun. Bunları oynatıyorsun. Da oynamıyorlar. Hiç olmazsa kadro dışı bırakıp kalan haftalarda işte kaç hafta kaldı? 12 hafta, 13 hafta kaldı. Kalan haftalarda 2 tane 3 tane daha işte Arda gibi belki de altyapıda bulun şu anda forma şansı bulamayan birçok yıldızı çıkarabilir Fenerbahçe. Bu tip futbolcuları kadro dışı bırakacaksın veya ödemelerini keseceksin. Yapmayacaksın ödeme arkadaş. Ne yaptınız ki ödeme istiyorsunuz? Yani ne yüzde gelip para istiyorsunuz tarzına getirip sezon sonuna kadar bunların ödemelerini durduracaksın. Göndereceksin. Göndereceksin. Bunları göndereceksin. Kurtulman lazım. Zaten çok büyük bir operasyon olacak size söyleyeyim. Çok çok büyük bir operasyon olacak. Yani Ali Koç'u yakından tanıyan, Sayın Başkan Ali Koç'u yakından tanıyan biri olarak söylüyorum. Sivas maçında da bu aynı şeyi bize söylemişti. Ben burada hep söylüyorum. O maçtaki kadroki insanların büyük bir kısmını gönderdi. Bu sezonda da çok büyük operasyon olacak. Günaydın. Günaydın. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? İstanbul'dan Mehmet ben. Beşiktaş taraftarı. Buyurun Mehmet Bey. Hoş geldiniz. Abi son zamanlarda sürekli düşürüyorum, şaşırıyorum da yani. Maşallah diyelim Mehmet Bey. Nazar değdirmeyelim kendimize. Ya inşallah. Sizin anlamda. Buyurun. Nasılsınız diyelim. Sağ olun, çok teşekkürler. Nasılsınız, hoş geldiniz. Allah'a şükür bizdeyiz. Önce Beşiktaş taraftarıyım. Bir gençlerle ilgili konuştuğunuz için hani bir Emirhan konusunda bir iki evet, bir söylemek istiyorum. Şöyle, şimdi Emirhan çok yetenekli bir oyuncu. Ama oyun görüşü biraz da şimdi biliyorsunuz ligimizde 20 takım var. Ama oynuyor oynuyor düzeltir. Anadolu. Ama oynuyor oynuyor düzeltir. Onu anlatacağım şöyle. Şimdi 15 tane Anadolu takımı var. Anadolu takımları büyüklere karşı nasıl oynar? Orta sahayı kalabalık tutar. Şimdi Emirhan orta saha oyuncusu. Ama orası o kadar kalabalık ki hani orada oyun görüşünüz zayıfsa topu çok ezersiniz, topu çok kaptırırsınız. Bana göre Oğuzhan, Emirhan ikinci yarı kanatta oynamalı bir süre. Yani ikinci yarı oyunu alın. Ama sizin düşüncenize göre o zaman Emirhan mesela orta sahaya kalabalık tutulduğundan dolayı Emirhan o zaman Süper Lig'de forma giymemesi gerekiyor. Ben de diyorum Anadolu takımlarına karşı. Yani ikinci yarı oynatın. İkinci yarı sağ kanatta oynatın. Hem özgüven kazansın. Çünkü ben onu sağ kanatta oynarken çok gerçekten etkili oynadığını gördüm. Hani atıyorum Gezdal 60'da oyundan mı düşüyor? Alın 60'da Emirhan'ı. Hem çocuk özgüven açısından da daha iyi olur. Ben çünkü yetenekli oyuncu olarak görüyorum. Keza Arda için bunu söylemiyorum mesela. Arda oyun görüşü çok iyi. Fenerbahçeli Arda. Yani yaşı küçük ama oyun görüşü çok iyi. Dikkat edin nasıl top alışverişi, nasıl çeviriyor. Tabii çok iyi. İşte sırtı dönük oynamak, işte topu mesela biz orta saha oyuncularından ne isteriz? Defanstan topu aldığında sırtı dönük topu rahat alabilmesini isteriz. Arda'da bu özellik var. İşte Emirhan'da o biraz zayıf, onu geliştirmesi lazım. Oynayarak da gelişecek aynen. Zaten zaman içerisinde. Aynen inşallah. Onun dışında İsmail Kartal Hoca'nın bir şeyine çok takıldım. Dedi ki işte biz dedi oyunun son bölümünde rakibimize karşılık verdik dedi. O da yeterli olmadı öyle bir şey söyledi. Ya pardon da adam 3-1 yapmış. Zaten oyunu bırakmış artık. Çünkü 3-1 yapınca fiş çekmiş oldu. Aynen. Öyle değil mi? Doğru. Siz orada ne karşılığı verdiniz ki? Yani gerçekten ben İsmail Kartal'ın geçmişte hani background'ına baktığınız zaman şeyden şimdi sizin hocadan görev almıştı ya Fenerbahçe'de. Kimden almıştı? Yardımcı hocaydı. Sonra Aykut Hoca'da dönemlerim diyorsun. Ersun kim? Ben bir Ersun Hoca. Ersun Hoca'dan görev aldıktan sonra hani yani. Bayağı iyiydi işte ikinci olmuş demişlerdi ya. Ama o zamanki aldığı kadro taş gibi kadroydu. Ya anlatabildim mi? Yani siz zaten Ersun Hoca'nın o zaman ekmeğini yediniz. Şimdi bakın ne diyorsunuz? Hiçbir şekilde dokunamıyor. İşte üçlüye dönüyor bir daha. Dörtlü yapıyor. Bir daha üçlüye dönüyor falan filan. Çünkü bana göre yetersiz İsmail Kartal Hoca. Ya ben olsam dediğim gibi ya Pere'yle devam ederdim ya da etmiyorsam da altyapıdan bir hocayla bu sezonu bitirirdim.
İyi altyapıda Göce'yi de gördük. Zeki Hoca'yı da gördük yani. Onda da çok fazla doğru, bir... Doğrudur ama bundan kötü olmazdı. Yani peki. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet, oklar tamamen İsmail Hoca'ya döndü. Zaten döneceğini de bekliyorduk. Bugüne kadar ki yapmış olduğumuz konuşmalarda da söyledik. Herkes bana işte tepki gösterdiler. Başkanı çok koruyorsun diye ama yani İsmail Kartal'ın yani Sayın Başkan çıkartmıyor sahaya kimseyi. 11 o belirlemiyor. Takımı o çalıştırmıyor. İsmail Hoca'nın takımı toparlaması gerektiğini söylemiştik ama maalesef şu ana kadarki süreç içerisinde İsmail Kartal'ın takıma en ufak bir katkı yapmadığını ve üstüne üstlük takımın da her geçen gün geriye gittiğini görüyoruz. İşte kalan haftalarda bakalım nasıl geçecek, göreceğiz. Günaydın. Günaydın. Merhabalar. Merhabalar. Deniz'den arıyorum. İsmi Şevki. Buyurun Şevki, hoş geldiniz. Ben de ne yazık ki diyeyim, bir Fenerbahçe taraftarıyım. Buyurun. Şimdi şöyle bir durum var. Bütün yük başkan üstüne yükleniyor. Tamam, başkan iyi yapmış, kötü yapmış olabilir. Şu an başkan gitmiş olsa, yerine başka bir başkan gelmiş olsa, düşünelim ne olacak? Hiçbir şey fark etmeyecek bencesine. Teknik direktör gitti, yerine başka bir teknik direktör geldi. Ne fark etti? Hiçbir şey. Burada bencesine, sizin de biraz önce değindiğiniz gibi, ya futbolculara büyük cezalar verilecek, ya kadro dışıları olacak, ya da büyük bir operasyonla önümüzdeki sene bu futbolcuların tamamıyla ya da atıyorum birçoğuyla devam edilmemesi gerekiyor. Çünkü yeni bir teknik direktör geldiği zaman futbolcuların bir atılım gösterim. Ne diyeyim, hani bir o sihirli dokunuşun olması lazım ama Fenerbahçe'de ne yazık ki bu şeyi alamadı futbolcuların. Hiçbir tanesinde yok. Bencesine yapılan transferler de tamamen inat uğruna yapılmış bir transfer. Mesela göz önüne alalım, İrfan Can Kahveci. Yok Galatasaray alacak, yok başka takıma gidecek diye gittiler. İrfan Can Kahveci'nin alındığı dönemde forvet alınabilirdi. Oraya getirmeye çalışıyorsunuz galiba, değil mi? Doğrudur. Yani inat uğruna bir tane orta saha alması yerine daha kaliteli o fiyatlara bir forvet alınabilirdi diye düşünüyorum. Doğru. Şu anki zaten alınan transferleri görüyorsunuz, hepsi elimizde patladı. Bencesine inşallah Löw gelir diye düşünüyorum. Neden gelmesini düşünüyorum? Hani bu önümüzdeki senenin kadro puanlamasını daha erkenden yapıp belki önümüzdeki sene de şampiyonu olamayacağız. Bu böyle bir durum var. Çünkü neden böyle söylüyorum? Çünkü Trabzonspor yaklaşık 1,5 sene öncesinde bu hazırlıkları yaptı ve şu anda şampiyon olma yolunda büyük bir adım attı. Fenerbahçe'nin de önümüzdeki sene şampiyonluk değildi. Belki ondan sonraki sene bir toparlanıp güçlü bir kadroyla, güçlü bir yönetim ve güçlü bir teknik direktörle önümüzdeki yılların kadrosunu kurup daha başarılı bir sezona hazırlamasını gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu gelen teknik direktör kaliteli birisi olur. Türkiye'yi tanıyan birisi. Yani dediğimiz gibi hani Löw'den bahsediyoruz açıkçası. Aynen. Onu söyledim. Bunları söylemek istiyorum. Hani taraftarların biraz daha sabırlı olmasını, biraz daha sağduyulu olmasını bekliyorum. Herkes zaten görüyor sahada futbolcuların hiçbir şey vermeyeceğini. Yani başkan mı çıkıp oynasın? İsmail Kartal mı çıkıp oynasın? Yani doğru mu Aykın abi? Doğru. Başkan da tabii ki böyle işlerin olmasını istemiyordu. Başkan böyle bir şey gelsin o da istemez. Hiç kimse istemez zaten bunu. Bakın Galatasaray'da o da aynı şekilde bir toparlanma çabasına giriyorlar ama olmuyor. Olmadığı yerde ne yapacaksın? Başkan iki tanesi daha var sanırım. Burada büyük bir operasyon yaptık. Bence futbolculardan vazgeçilmesi lazım deyip sözü toparlamak istiyorum. Peki. Teşekkürler. Sağ olun, kendinize iyi bakın. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, saatlerimiz 10.53'ü gösteriyor. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Aygün abi merhaba, günaydın. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? İsmim Mehmet, Kayseri'den arıyorum ben. Buyurun Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kayseri Spor taraftarıyım. Valla Fenerbahçe taraftarını bugün isyanını falan dinliyoruz sabahtan beri. Üzülüyorum ama yani şunu demek istiyorum. Hani bir Anadolu Teknik taraftarıyım ama teknik direktör değiştirmekle, oyuncu değiştirmekle yani onu gönder bu gelsin ne olmuyor. Yani Anadolu takımı da olsa biz de yani bunları yaşıyoruz. Geçen sene 8 tane
antrenör değiştirmiş bir takımın taraftarı olarak söylüyorum. Evet ya, geçen sene 8 miydi? Ben en son 6 diye hatırlıyorum ama. Yani biz de artık saymayı bıraktık bir yerden sonra. O fenaydı ya. Ama o şekilde başarı gelmiyor yani. Bunu bu sene daha iyi anlıyoruz. Çünkü Hikmet Hoca da geldiğinde 2-3 maç kaybetti. Hikmet Hoca'ya da istifa falan. Taraftar da artık bir yerden sonra bu alışkanlık yapıyor diye düşünüyorum taraftar. Bence Türkiye Futbol Federasyonu diyecek ki kardeşim buna bir kısıtlama getirecek. Evet. Bir teknik direktör bir sezon içerisinde iki takımdan fazla çalıştıramıyor, doğru mu? Evet evet. Niye takımlar niye alttan 7 tane 8 tane 10 tane hoca değiştiriyor? Ya başarı da gelmiyor işin kötü tarafı. Bunu yaptıkça her seferinde daha kötüye gidiyorsun. Bir çıkmazın içine giriyorsun. Aynen. En fazla 2 tane teknik direktörü değiştirme hakkı vereceksin. Ondan sonra değiştireceğin zaman da kusura bakma teknik direktörü altyapıdan bir hoca ile çıkacak. Pro lisans olan. Yani dışarıdan teknik direktör getirttirmeyeceksin. Bunun önüne engelleyeceksin. Öyle. Yani bu sene hani kendi takım için konuşursam çok değil 5-6 ay sabrettin. Birkaç tane de Hikmet hocamızın tabiriyle bilindik oyuncu aldın devre arasında. Yani şu an geldiğin nokta plakayı yazdırdık örneğin bu hafta itibariyle. Rahat bir konumda olduğumuzu düşünüyorum. Hem rahat konumdasın hem de Zira Türkiye Kupası'na da gidiyorsun. Yani hani baktığımızda aynen o konuda bu sene başarılı görüyorum. İşte bu da şey yani sabır. Bir de diyorum ki artık bayanlar yönetsin bir de ya. Gerçekten erkekler çekilsin. Hani Berna Başkan'ı bu konuda da tebrik ediyorum. Hmm. Yanlışları olsa da takımda hani herkese bir annelik yapıyor. Az da o kadınların bir ana yanından dolayı ne kadar profesyonel de olsa futbolcu bir insan sonuçta. Kendine nasıl yaklaşılırsa o da orada kendini mutlu hissediyor. Bu konuda başkanımızla gurur duyuyoruz. Gerçekten bayanlar buraya da bir el atsın diyorum artık. Peki. Futbola da. Peki. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Sağ olun, kendinize bakın. Son bir dinleyici alacağız. Ondan sonra da programı bu kısmını kapatacağız. Ali Başkan'ın istifa etmesini istemem ama ben her sene çok büyük operasyon adı altında büyük bu kadar oyuncu gönder al nereye kadar, yazık her sene böyle çöp oluyor, bir plan program yok, sağlam bir hoca beklesin ona göre hareket edilsin demiş Mehmet Baran. Instagram'a döndüm. Yasin Nacak, Fenerbahçe oyuncular Prag'a tatile gittiler, gezip dolaşıp döndüler demiş. Bir de Arda Güler, Löw'ün elinde geleceğim Mesut Özil olur demiş Yasin Nacak. Murat Çabbar, abicim her şeyi anlıyorum da İrfan Can Kahveci takır takır top oynuyordu. Başakşehir'de Fenerbahçe geldi, futbol unuttu. Bunu nasıl anlatabiliriz demiş Murat Çabbar. Hattaki son dinleyicimizi alıyoruz. Günaydın. Günaydın Aygün abi, iyi yayınlar, iyi günler. Teşekkürler, günaydın. Hayırlı cumalar. Sağ olun cümlemize. Kimle görüşüyoruz? Zafer ben, İstanbul'dan. Buyurun Zafer Bey. Aygün abi, ben İsmail Kartal'ın gelmesini isteyenlerden biriydim. Hani diyordum, geçmişte sanki böyle bir haksızlığa uğramış gibi diyordum. Hı hı. Ama gerçekten yani büyük bir hayal kırıklığı. Oynattığı, çıkardığı kadro, yaptığı tercihler yani... İnanılır gibi değil ya. Dün akşam maçı seyrederken 30. dakikada televizyonu kapattım yani. Ya koskoca Fenerbahçe'nin oynadığı futbol ya, bu olmamalı. Yani Tiz Serant'ın yaptığı hatalar yani ya, bu Sosa kaç maçtır aynı sizin söylediğiniz gibi dökülüyor. Osay Somer kaç maçtır dökülüyor. Ya bu kenarda ne seyrediyorlar ben çok merak ediyorum. Bir gün gideceğim bu kenara oturacağım. Nasıl maç seyrediliyor ben de çok merak ediyorum yani. Ha şey diyorsun, yedek kulübesinin olduğu yere oturacağım anlamında söylüyorsun. Evet. Kenardan deyince oraya, ben dedim, dedim hangi kenar acaba diye düşündüm. Yok abi, oraya oturacağım, maçı seyredeceğim. Oradan nasıl göründüğünü çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum ya. Yani ilginç bir durum ya. Oyuna müdahale edemiyor. Hiçbir şey yapamıyor kenarda yani. Ben nasıl yani... 16 yaşında bir çocuk var yanında, şey yapıyor, duruyor. Yok bunu korumamız lazım. Yok bilmem oynayacağı maçlar var. Bu adamı ne zaman oynatacaksın? Oynat işte, oynuyor adam. Yanlış mıyım abi? Doğru. Bence de ilk 11'e çıkması gereken bir isimdi Arda. Ya bu adam yani, bu adam top oynuyor sonuçta. Ya valla Allah yardımcımız olsun. Bize gelen teknik direktörlüğü bırakıp geliyor galiba. Futbolcular da öyle şey unutuyor herhalde futbolu. Abi bu Tisserand geçen sene Fenerbahçe'nin kaç puanına mal olmadı mı? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Yaptırdığı penaltılar. Doğru. Yani bu adam nasıl tekrar giriyor 11'e? Ya bu adam geldiğinden beri 4'lü oynuyor. Dün çıkmış sahaya 3'lü. Ben şok oldum ya. Ya böyle bir şey var mı? Fenerbahçe deneme tahtası değil ki abi ya. Yazık günah. Bize de yazık günah.
3'te oynatacaksan Pereira'yı niye gönderdin? Yani niye gönderdin o zaman? Sen niye geldin o zaman? Zaten 3'te oynuyorduk biz. Peki. Ekleyeceğin başka bir şey var mı? Vallahi abi canının sağlığı. Peki. Allah bize de yardım etsin. Allah sabır versin. Herkese de tekrar hayırlı cumalar diliyorum. Sağ ol, hayırlı cumalar. Evet, kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra da telefon almayacağımızı söyleyelim. Programın ikinci bölümüne geçeceğimizi belirtelim. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Erkan Çiftçi, Avrupalılar ne güzel futbolcuları buluyor, biz ne zaman ders alacağız demiş, sevgiler saygılar demiş Erkan Çiftçi. Adem Göktaş, abi günaydın, rakibi çok güzel analiz ettik diyen hocamıza sormak istiyorum. İki maçta niye 6 gol yedik acaba? Abi Fenerbahçe 2-0 önde miydi acaba? Kimi oyuna 80'de aldı? Bu saatten sonra gene söylüyorum, yenilsek de gençlerle devam etmeliyiz demiş Adem Göktaş. Evet, hattımızda Sözcü Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri ve yazarı İrfan 25 var. İrfan, yayınımıza hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar Aygün abi. Evet İrfan, iki maçta toplam yenilen gol 6, atılan gol 4. İstanbul'da 3-2 mağlubiyet, deplasmanda da 3-2 Slavia Prag'a karşı Fenerbahçe kaybetti ve Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti. Sence Fenerbahçe Avrupa'ya neden veda etti? Kartal'ın, İsmail Kartal'ın yanlışları nelerdi, neler söylersin? Oyuncu tercihleri. Tabii ilk çıkardığı kadro ardından oyun sisteminde yaptığı değişiklik sahaya istediği gibi yansımadı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın. Ama şunu da belirteyim, yani Susadam Hoca ne bekliyor, ben hala merak ediyorum. Yani Slavia Prag oynayan ilk maçta yenilen gollerde Susadam'ın orta sahadaki performans ortadaydı. Yenilen golde ikinci golde yanılmıyorsam aslında oyuncuyu takip etmeyerek veya orada müdahale etmeyerek büyük hatası vardı. Ama rövanş maçında da baktık, yine Sosa'yı oynattı hoca. Yani bizim göremediğimiz veya kimsenin göremediği ve bugüne kadar da yani performansı ortada Sosa'nın, yani hayal, büyük hayaldir. Yani Sosa'yı yine rövanşta sahaya sürmek bence oradaki en büyük yanlışlardan bir tanesiydi. İkincisi de orta saha merkezinde yani işte Mert Hakan Sosa ikilisiyle birlikte olması. Slavia Prag orta sahayı çok rahat geçti. Ve Fenerbahçe'nin duası, yani Fenerbahçe, açık söyleyeyim, Fenerbahçe 3 ikilik skor Fenerbahçe için çok önemli bir skor. Yani belki de burada tarihi bir farkla sahadan ayrılabilirdi. Ben ikinci yarısını, ilk yarının ardından ikinci yarının ilk 10 dakikasını izledim. Yani 10 dakika içerisinde adamların 4 tane pozisyonu vardı ki net pozisyonlar, yani bunlardı. Yani neredeyse her pozisyonda, her gelişte de kalede tehlikeli atak oluşturuyordu. Yani burada İsmail Hoca biz rakibe çok iyi hazırlandık diyor ama bence çok iyi hazırlanmamışlar. Yani çok iyi analiz edilmemiş. Fenerbahçe çok fazla pozisyon buldu. Rakip sıralı yaparak antrenman maçı gibi bir maç oynadı. Yani belki de hiçbir maçta bu kadar rahat bir maç oynamamıştır. Hücum oyuncuları biraz daha, hücumdaki oyuncular biraz daha becerikli olsaydı Fenerbahçe buradan tarihini görmemiş, farklı bir rezimetle ayrılabilirdi. Allah'tan adamların iki tane önemli oyuncusunu başka takımlara satmıştır. Stanciu var, bir de onlar koç oyuncuları var. Allah'tan onlar yoktu. Yani onlar da olsaydı buradan tarihi bir farkla Fenerbahçe sahadan ayrılabilirdi. 3-2'lik sonuç, o yüzden Fenerbahçe adına tabii eğlendik ama ne yazık ki, söylüyorum bunu, ne yazık ki Fenerbahçe adına iyi bir skor, yani 3-2 skor. İsmail Hoca da bir performansta düşüklük görüyor musun? Daha önceki İsmail Hoca ile şu andaki İsmail Hoca ise sanki büyük bir fark gibi var gibi gözüküyor. Neler söylersin? Ya şimdi ya bu konu hakkında devre aldığında performans, yani devre aldığında bir tip, zaten mental ve motivasyon anlamında bir tip bir takım vardı. Ama ne olursa olsun yani 3 kulvarda mücadele eden bir takım vardı. Yani 3 kulvarda halen hedef olan takım vardı. Türkiye Kupası'nda, işte Avrupa Konferans Ligi'nde. Ama bu 3 hedeften sadece elinde kalan lig. Şimdi buna baktığımız zaman, böyle baktığımız zaman başarısız olarak nitelendirebiliriz İsmail Kartal'ı. Ama hani sadece teknik yeteneğe mi bağlayacağız başarısız? Yani burada ki sıkıntı acaba sadece teknik yetme, işte burada bu soruyu da sormak gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe 4 sene içerisinde İsmail Kartal 9. teknik adam. 3,5 sene içerisinde, bu 4. sene 9. teknik adam. Yani böyle baktığımızda aslında yanlışın başka yerlerde de aranması gerektiğini söyleyebilirim. Yani burada yönetimin de kendi öz eleştirisini yapması gerekiyor. İsmail Hoca da, İsmail Kartal da
artık elinde bir tek lig kaldı. Yani bundan sonraki ligde bu takımı yani en azından Avrupa kupalarına da mücadele edebilecek seviyeye getirmesi gerekiyor. Yani onun için mücadele etmesi gerekiyor. Futbolcuların da artık Fenerbahçe'de artık bunu futbolcuları toplayıp herhalde yani Fenerbahçe'nin yani Fenerbahçe'nin ruhunu mu anlatmak gerekiyor? Artık bir şey anlatması lazım ki yani orada sahada en azından yani bir mücadele etsinler. Yani bunları tek tek toplayıp Fenerbahçe tarihini anlatmak gerekiyor futbolculara. Yani belki o zaman oynadıkları o futboldan utanırlar. Yani Fenerbahçe'nin hiçbir maçında ben hatırladım kadar ben izledim. Yani azından ben izledim. Bu kadar ezildiğini ben görmedim yani. Ya, o yüzden burada artık kim üzerinde alınacaksa alınsın. Bunda kimin hatası varsa teknik yönetim, yönetimi futbolcuların önüne bakıp düşünmesi gerekiyor. Yani bu kadar ezilemez yani Fenerbahçe. Ya zaten yani burada Fenerbahçe'den işte dediğim gibi futbolcular Fenerbahçe tarihini anlatmak gerekiyor. Yani o giydikleri formanın değerini anlatmak gerekiyor. Bu formayı yıldız oyuncular giydi, çok sayıda oyuncular giydi. Yani şu anki performansa bile tek tek oyuncuların baktığımızda hepsi aslında önemli oyuncular. Yani ama bu oyuncuların bu performansı niye sahaya yansıtamıyor? Orada tabii burada hataların kimde olduğundan bakılması gerekiyor. Yani futbolcuların Fenerbahçe'nin öyle büyüklüğünü anlatmak gerekiyor. Çünkü onlar farkında değiller. Yani bu saatte oynanan futbol Fenerbahçe'ye yakışmıyor yani. Şimdi aslında bir soru soracağım ama detaylı uzun bir cevap almam gerekecek. Çünkü bugün bağlanan birçok dinleyici de bana gelen mesajlara da baktığın zaman futbol takımından bazı futbolcuların sanki takımı veya başkanı sabote ediyorlar mı tarzı görüşler var. Ya bu görüşe ben katılmıyorum. Yani tabii ki senin bundaki görüşünü de çok merak ediyorum. Yani futbolcuların bir başkanı sabote edeceğine katılmıyorum ama öyle bir görüntünü hissetmiş bazı taraftarlar. Ne diyorsun buna ilgili? Aygün abi ben onu düşünmüyorum. Yani bu futbolcu oynatmayacaksın o zaman. Niye oynatıyorsun yani? Tamam sabote ettin. Belli yani. Ben sana söyleyeyim yani rövanş maçında. Hani Sosa'nın oynamaması gerekiyordu. Yani bu benim şahsi fikrim yani. Tabii ki. Sosa ne verdi ki Fenerbahçe'de yani? Ne verdi yani oynadığı maçlarda ne verdi Sosa bugüne kadar? Yani Fenerbahçe geldiği günden itibaren ne verdi? Yani performans anlamında rövanş ilk maçta bitik bir durumdaydı. Rövanş maçında da Sosa'yla çıkarsan yani bu tür eleştirilere maruz kalabilirsin. Yani orada Nazım milli takımın sağda golcü. Tamam ya biraz performans sergilemesini beklerdim. Yani baktığınız zaman bu oyuncularda belli bir tecrübeli bir kalitesi olan oyuncular. Ama dediğim gibi yani futbolcuların ben bilerek yaptığını düşünmüyorum. Bazı futbolcular kafada ligi bitirmiş. Bazı futbolcular sezon bitsin de gitsin havasındalar. Zaten geçici bir teknik adam. Bunu parantez içerisinde yönetim açıkladı. Geçici bir teknik adam var takım başında. Yeni sezonda farklı bir teknik adam olacağını çok iyi biliyorlar. O yüzden de bu teknik adamın takım üzerinde bir otorite kurması da çok zor. Yani takım o zaman bu oyuncuyu otorite nasıl kuracaksınız? Sezon sonunda gidecek adam. Futbolcu da biliyor. O zaman bu tablonun da yansıması çok normal. Anladım. Yani takım mesela şu var. Şimdi bunu hep dile getiriyorum. Yani yönetim İsmail Kartal'ı takım başına koydu ama geçici olarak koydu. Şu anda yani yönetim anlamında İsmail Kartal göreve geldikten sonra herhangi bir yöneticinin çıkıp biz İsmail Kartal'ın arkasındayız şeklinde bir açıklaması da olmadı. Yani şimdi futbolcu bunu biliyor. Yani futbolcu da sahada mücadele etmiyor. Çünkü biliyor ki sezon sonunda her şey değişecek. Sıfırdan yeni bir yapılanma gelecek. Adam niye kendisini yani o yüzden baktığında adam futbolu sahada oynamıyor. O yüzden diyorum bu futbolculara Fenerbahçe'nin büyüklüğünü, tarihini anlatmak gerekiyor. Yani bu kadar vurdum duymaz, bu kadar mücadele etmeyen bir futbolcu grubu olamaz. Fenerbahçe'de ne olursa olsun, isterse ligleri de hepsiz kalsın. Ama sahaya çıkıp mücadele etmesi lazım, savaşması gerekiyor. Ya bunu göremiyoruz futbolcuların hiçbir tane. Yani tamam, Vitor Pereira. Yani demek ki sorun Vitor Pereira değilmiş. Vitor Pereira işte bazen şunu da düşünmek lazım. Taraftarın da kendisine biraz ne diyeyim ondan da kendini öz eleştiri yapması lazım. İşte
Vitor Pereira Sosa'yı kestiği zaman veya Pelkas'ı kestiği zaman niye oynamıyor, niye kesersin Pelkas'ı? İşte Pelkas oynadı, ne oldu? Oynuyor hala, oynuyor. İsmail Kartal gittiğinden sonra çok fazla süre verdi. Yine çok anlamlı, performans anlamında beklenen katkıyı bir türlü sağlayamadığını görüyoruz. Tisserand keza, tamam, Kongo'nun bir takımında oynuyorsun. Almanya'da Bundesliga'da oynamış. Ama zaman zaman çok fazla yer kayıpları, yani savunmada müdahale anlamında sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Yani böyle baktığımızda aslında yaşananlar yaşanacak. Bu tablonun geleceği belliydi. İsmail Kartal yani bu tabloyu biraz düzeltmek için geldi ama o da gerekli dokunuşları yapamadı. İrfan, çok kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra seninle sohbete devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim. Seni de biraz bekleteceğiz. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, attığımızda Sözcü Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri ve yazarı İrfan 25 var. İrfan, tabii en çok eleştirilerden bir tanesi de üçlüyü tercih etmesi oldu. İsmail Kartal'ın üçlü savunmayla sahaya çıktı. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Ben açıklayayım şimdi. İşte Fenerbahçe'de sadece üçlüyle, işte üçlü oynadı, dörtlü oynadı. Beşli yani oynadı, fark etmez diyorsun. Onu da fark etmiyor yani. Bunun öncesinde yani futbolcuların o saha içerisinde mücadele ortaya koyması lazım. Bu takım ilk kez üçlü oynamadı. Daha önce de üçlü sistemde oynamıştı. Yani en azından oyuncuların bu sisteme ayak uydurması gerekiyordu. Ama dediğim gibi şu an yani bu değişiklik rövanş maçında mı yapılmalıydı? O da bir soru işareti. Yani burada tabii oyun taktik sistem, taktik oyun sistemini istediğim taktikte işte İsmail Kartal neden üçlü oynattığına dair basın toplantısında açıklama yaptı. Ama daha şöyle söyleyeyim. Yani bu sisteme uymayacağı aslında oyunun ilk dakikalarından itibaren ortaya çıktı. İlk 10 dakika yani maçın başında çok rahat gelmeye başladı Slavia Prag'lı oyuncular. Hı hı. Çok rahat pozisyon buldular. Hatta Tisserand'ın işte çıkardığı, Altay'ın çıkardığı, kale önünden çıkardığı pozisyonlar, ondan Nauta attığı pozisyonlar var. Yani bu aslında gol gelmeden önce bu sistemin olmayacağı, yani mevcut oyun anlayışıyla çok fazla Fenerbahçe'nin bir şey yapamayacağını çok net görmüştü. O da erken müdahale edebilirdi İsmail Kartal. Benim eleştirdim öyle. Onu bu şekilde. Tabii Arda'nın da oynatılmaması ne de tepkiler vardı. Basit toplantısı söylemiş olduğu cümleler var. Onlarla ilgili neler söylersin? Ya şöyle söyleyeyim. Yani Arda Güler'in oynatılmamasını ben anlamış değilim. Benim muhtemel olmuştu. Arda Güler vardı. Hoca daha sonra basın toplantısı, maç öncesi basın toplantısı onu korumak adına böyle bir işte yedek bekletebileceğinin sinyalini vermişti. Yani bu futbolcu oynuyorsa, Hatay maçını oynadı. Eğer çok yorgun hissetmiyorsa, herhangi bir yorgunluk ölçümlerinde üst düzey de yok, bir şey yoksa, yani bu testlerde Arda Güler ilk 11'de oynaması gerekiyordu. Hak ediyordu. Ya bırak oynasın, yani bu çocukların korumaya ihtiyacı şeyi, hani illaki koruyacağım diye yedek bırakarak koruyamazsın ki. Çıksın, oynasın. Oynadıkça bu futbolcu gelişir, kendine güveni artar. Ki o girdikten sonraki o Perişan'ın attığı golde de aslında çok klasını gösteren bir hareket yaptı. Ya yani burada oyuncuyu koruyacağım, yani yedek bırakarak oyuncuyu koruyamazsın ya. Yani bu bir oyuncuyu oynatacak. Oynatması, eğer hak ediyorsa, oynamaya hak ediyorsa, gösterdiği performansla ben bu formayı giyebiliyorum diyorsa o oyuncuyu oynatacaksın. Kaç yaşında olursa olsun. Çünkü orada o formayı giymeyi hak etmeyen sahada oyuncular vardı. Hı hı. Hak eden oynasın. Ondan sonra gerekli korumayı zaten maç sonrası yaparsınız. O oyuncuya psikolojik destek verirsiniz, mental anlamda destek verirsiniz. Çekersiniz, köşeyi anlatırsınız. Yani o şekilde bir şekilde, yani oyuncunun çok fazla hani şımarma, parantez içerisinde, tırnak içerisinde onu ifade etti. Onun önüne geçme anlamında çalışmalar yaparsınız. Ama dediğim gibi hak ediyorsa oynar. Ve Arda bence orada sahada dün mücadele eden birçok oyuncudan daha fazla hak ediyordu ilk oyunu oynamayı. Mesut Özil'in son durumu ne İrfan? Belinde ağrılar var. Geçmiyor belindeki ağrılar. Tabii belinde bir enjeksiyon tedavisi uygulandı. Bel fıtığı vardı. Enjeksiyon tedavisinin ardından 4 gün dinlenmesi gerekiyordu.
Bu oyuncu da yani sözüm hiç antrenman yapmadan dinlenmesi gerekiyor. Ve sonuçta biraz geriye gitti fizik kondisyon olarak. Tabii şimdi tam olarak hazır olmadığı için de kadroya dahil edilmedi. Teknik direktör İsmail Kartal'la görüşüp tam kafes hazır olmak için İstanbul'da kalıp antrenman yapacağı ifade edildi. Tabii Mesut Özil de aslında benim yine bu söz en büyük ayaklıklarından bir tanesi. Bir tanesi Mesut Özil. Evet. Sosa'yla birlikte. Hem sağ dışında hem sağ içinde liderlik yapması için transfer edilmişti ama beklenen performansı bir türlü ortaya koyamadı. Kalan işte kaç hafta kaldı? 12 hafta mı kaldı? 12 hafta herhalde. O civarda bir şey. 13-14 yani o civarda yani. Hafta, artık kalan haftalarda da yani, 12 hafta. Yani, 12 hafta kaldı işte. Artık kalan haftada Mesut Özil ne kadar performans ortaya koyar? Şimdi tam olarak hazır değil diyorlar. O da bir soru işareti. Bırakalım aslında genç oyunculara işte tam halen Fener'in şu da var. Tam genç oyunculara şans versin diyoruz. Yani ama Fener'in halen ikincilik şansı devam ediyor. Ne olursa olsun. Ve bu takımın Avrupa gelecek sezonun Avrupa kupalarında yer alması gerekiyor. Onun için de kalan haftalarda bir galibiyet alması gerekiyor. Bu yüzden de sağlıklı bütün oyunculara ihtiyacı var. Mesut'ta kalan 12 haftada en azından birkaç hafta kendisinden beklentileri karşılayabilecek bir performans ortaya koyar umarım. Peki. İrfan, kısa bir araya gidiyoruz. Çok teşekkürler yerimize bağlandığın için. Sağ ol. Hattımıza Sözcü Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri yazarı İrfan 25 vardı. Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra bağlantılarımız devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, bir iki mesaj okuyalım. Talip Kesik, iyi yayınlar. Ali Başkan teknik direktörü gönderiyor, düzelmiyor. Futbolcuları gönderiyor, yine olmuyor. Bunun çözümü bu değil. Sistem baştan aşağı değişmeli demiş Talip Bey. Ömer Pınar Ölek'te bir şey atmış bana da. Dur bakayım neyi atmış hemen söyleyeyim. Bölgesel Amatör Lig'deki puan cetveni. Bitlis Özgüzel Derespor 12 maç. 11 galibiyet, 1 beraberlik, mağlubiyet yok. Attığı 32 gol atmış. İnanılmaz. Orayı da tebrik ediyoruz. Gol yememe rekoru devam ediyor. Bu hafta da bir penaltı kurtaran kalecimizi kutluyorum demiş Ömer Pınar Ölekli'ydi. Asilhan Aslan. Hoca desen gayret yok, oyuncuda çaba yok, başkanda amaç yok, takım yok, ruh yok, amaç yok, gaye yok, vizyon yok. Allah için konuşun, bu takım ne zaman bu kadar sıradanlaştı? Allah için konuşun. Pırak kimya, Fenerbahçe deyince Pırak'ın titremesi lazım. Adamlar sanki amatörle oynuyorlar demiş dedi Aslan, Asilhan Aslan. Hattımızda spor ezan Ahmet Çakır var. Hocam yeğenimiz, hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk Aygüncüm, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Hocam, birkaç gündür Galatasaray'da özellikle Sayın Başkan Burak Elmas'ın menajerlere ödenen komisyonlarla ilgili, paralarla ilgili açıklamalar yaptı. İsterseniz buradan başlayalım. Yaklaşık 40 milyon euro gibi bir rakam açıkladı. Neler söylersiniz son 7 yılla ilgili? Tabii gündem belirleyen bir açıklama. Evet. Sadece Galatasaray'la ilgili bir mevzu değil biliyorsun. Muhtemelen Fenerbahçe'ninki daha fazladır. Çünkü daha fazla transfer yaptı. Türk futbolunun en büyük sıkıntısı zaten bu menajerler. Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un falan durumlarının çok farklı olduğunu sanmıyorum. Tabii değişik görüşler oluştu. Şöyle, başkanın bu konularla uğraşmak yerine Galatasaray'ın içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan bir an evvel çıkarılması yolunda ne yapılabilirsin ön plana almasını önerenler vardı. Onun dışında da işte tam tersi noktada bu açıklamanın bir miras olabileceğini ve buna göre bir takım işler yapılabileceğini, yani bu yanlışı düzeltmek üzere adımlar atılabileceğini filan söylendi ama tabii ki hiçbirinin olacağı kanısında değilim. Çünkü bu bilinmeyen bir mevzu değil. Biliyorsun özellikle Radyo Spor bünyesinde olan arkadaşımız Atilla Türker'in yayınladığı belgelerin sayısı 100'ü buldu bununla ilgili olarak. Yani
Ne vardı bu belgelerin içinde? İşte futbolcuya ödenen transfer ücretinden daha fazla para alan menajerlerden tut da başka daha akla hayale sığmayacak neler neler ve bunların büyük bir bölümü de suç oluşturucu nitelikte. Ama biliyorsun ki işte pek azıyla ilgili bir şeyler yapılabildi. Çünkü bu konuyla ilgili görüşlerden biri de o. Ve madem ki işte bu iş biraz menajerlere ödenen paralar olarak kalmıyor, başka yollara da sapıyor. Çünkü biliyorsun Sayın Başkan'ın açıklamalarından sonra üzerinde en çok birleşilen noktalardan biri de şuydu. Bu paraları sadece menajerler mi alıyor yoksa başka şeyler de mi oluyor? Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Hı-hı. Üzerinde en çok birleşilen nokta buydu. O zaman bu başka şeylerde denilen durumlar dümdüz suç oluşturuyor. Evet. Ve o suçlarla ilgili olarak da savcıların harekete geçmesi gerekiyor. İşte bugüne kadar Atilla Türken arkadaşımızın belgelerle ortaya koyduğu durumlardan çok azı yargıya yansıyabildi ve herhangi bir sonuç alınabildi. Dolayısıyla bir yandan büyük deprem yaratıcı bir açıklama ama öte yandan hiçbir şey olması da beklenmiyor. O yani bir uçtan bir uca böyle bir tuhaf bir durum açıkçası. Memleket halleriyle ilgili. Başka türlü düşünenler de var. Efendim işte o menajerler gelip de sizin kafanıza silah dayamıyor. O komisyonları öyle almıyor. Siz oyuncu istiyorsunuz. O da diyor ki işte oyuncunun fiyatı budur. Efendim işte menajerlik ücreti de budur bunun içinden. Ona göre biçimleniyor iş diyorlar. Dolayısıyla neden şikayet ediyorsun? Alma futbolcu o zaman. Ben isterim ki buradan taraftara dönük bir ders çıksın. Biliyorsun transfer de transfer diye çıldırıyorlar. Yaz kış ne zaman olursa olsun. Yaz kış baharda sonbaharda ilkbaharda transfer transfer. İşte transfer dediğiniz şey bunlara yol açıyor. Ve ayrıca Arda Güler gibi gençlerin de önünü kesiyor. Onların da yetişmesini, takımda yer almalarını filan önleyen etkenlerin başında transfer çılgınlığı geliyor. Umarım ki 3-5 kişinin biraz gözünü açabilir hiç değilse transfer diye çıldırmaktan vazgeçerler. O kadarcık bir faydası olursa çok mutlu olurum kişisel olarak. Tabii bir yandan da Sayın Başkan'ın böyle bir ortamda niye bunu açıkladığını da herkesin kafasına bir soru işareti oluşturuyor. En baştan onu söylemeye çalıştım işte biliyorsun şu anda Galatasaray'ın gündemi içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan bir an evvel kurtulabilmek. Dolayısıyla menajerlere ödenen parayla o noktadaki kurtuluş arasında bir bağ kurabilmek pek mümkün değil. Ayrıca işte değişik yönleri de var. O menajerler o paraları sizden zorla almadılar. Siz işte Çagne'yi istediniz. Hem çok akıl almaz para ödediniz hem de bunun menajerlik bir boyutu da çok büyüktü. Efendim aynı şey Falcao'da söz konusu oldu. Ötekilerin hepsini de siz istediniz. Ona göre de menajerlik ücretleri birikti. Ayrıca da şu var yani şimdi yeni bir yola gidilebilecek mi? Bundan sonra alınabilecek olan oyuncular menajerlik sisteminin dışında bir şekilde alınabilecek mi? Ve çok daha önemlisi böyle çılgıncasına futbolcu transfer etmek yerine kendi öz kaynak düzeninizden çıkan oyunculara kulak asacak mısınız? Çünkü onlar da birer ikişer kaçıyorlar biliyorsun. Yani kulüpte kendilerine gelecek görmeyince yurt dışından özellikle kendilerine atılan çengellere kolaylıkla asılarak çekip gidiyorlar. Dolayısıyla bu tür sorunların çözümü çok daha büyük önem taşıyor. Yoksa menajerlik ücretleri yine olduğu yerde kalacak. Önümüzdeki yıllarda bu yıl 40'sa şimdi işte gelecekte 60'a 80'e tırmanıp duracak. Onun ortadan kalkabileceği bir durum yok. Sadece işte oralarda suç işleniyorsa çok derin bir araştırma gerekiyor. Bir de tabii biliyorsun bizim bir futbol federasyonumuzun olmayışından doğan sıkıntılar çok büyük. Hı hı. Biliyorsun her konuşmamızda hemen hemen dile getirmeye evet. çalışıyorum. Federasyonumuz buna benzer doğrudan kendisiyle ilgili işlerle hiçbir ilgisi yokmuş gibi bir tavır içinde genellikle. Yani bu konuda şöyle bir düzenleme getiriyoruz. Bundan sonra menajer ilişkileri şöyle olacak. Komisyonlar şu şekilde ödenecek. Ya da işte başka türlü ne gibi düzenlemeler yapılabilecekse bunların içinde federasyonumuzu hemen hemen hiç göremiyoruz. Dolayısıyla her tarafı çürümüş bir sistemde iyilik güzellik aralayabilmek pek kolay olmuyor.
Hocam şimdi Göztepe maçının akşamı bir fotoğraf paylaşımı oldu. Biliyorsunuz Arda Turan'ın Fatih Hoca ile bir paylaşımı oldu. Sosyal medyada bayağı da yankılandı bu paylaşım. Kadroya girmemişti biliyorsunuz Arda. Bununla ilgili neler söylersiniz? Böyle bir fotoğraf vermekten kaçınılması herhalde daha uygun olurdu. Sonrasında Arda da böyle düşünmüştür umarım. Çünkü Arda'nın Fatih Terim'i sevmesinin hiçbir sakıncası yok ve bu sevgi sonsuza kadar sürebilir. Bunu her yerde, her ortamda da gösterebilir. Bunda bir gariplik yok. Çünkü işte çok uzun yıllara dayalı bir bağ var arada ve özellikle de son kez Galatasaray'a dönüşünde pek istenmezken Fatih Terim'in bunda payı oldu. Ama şu anda Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum ortada. Üstelik yani işte hiç aslı astarı olmayan dedikodulara son derece müsait bir ortamda yaşıyoruz. Yani en utandırıcı, en saçma sapan şeyleri insanlar rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Arda da nasıl bir ülkede yaşadığını biliyor. Dolayısıyla o tür fotoğraflar vermekten kaçınması isabetli olurdu. İleride çünkü öyle fotoğraflar çektirebilecek çok zamanları olacak herkesin. Şu günlerde böyle şeylerden kaçınmak herkesin yararına olur. Çünkü sonuçta Galatasaray'ın futbolcusu, Galatasaray'ın kaptanı. En azından şu 12 maçlık süreçte, yani kalan maçlarla ilgili süreçte kendisinden bir şeyler bekleniyor. Buna karşılık onun çok başka bir noktada olduğunu ortaya koyan bir fotoğraf bu. Dolayısıyla Galatasaraylıların epeyce canını sıktı. Sen de görüyorsun sosyal medyada ortaya konan düşünceleri. Orada da biliyorsun çok ölçüsüzce, yani bundan sonra işte Galatasaray adımını bile atmasın, şöyle olsun, böyle olsun, asılsın, kesilsin tarzında görüşler açıklanıyor. Ve o fotoğrafı verdiğinde bunların olacağını da Arda'nın bilmemesi mümkün değil. Dolayısıyla sanki bir savaşta safını Fatih Terim'den yana seçtiğini deklare eder gibi bir durum doğdu. Onun sonuçlarına da katlanacak. Hocam aram var Mehmet. Çok kısa bir aramız varmış, ondan sonra bir torrentle ilgili bir şey soracağım. Çok kısa bekletebilir miyim hocam size? Kısa bir reklam aramız var, aradan sonra ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. Evet, attığımızda spor yazarı Ahmet Çakır. Hocam Torrent ile ilgili düşüncenizle önümüzdeki sezonda sözleşmesi olacak. Yani devam edilmeli mi, edilmemeli mi? Şu ana kadarki performansı ile ilgili neler söylersiniz? Torrent ile ilgili düşüncem herkesinki gibi. Galatasaray teknik direktörü daha başka türlü bir adam olmalı. Ve şu ana kadarki işte 6 maçlık bilançoda tek galibiyet, ki o da mucizevi denilebilecek bir galibiyet, kimseyi tatmin edecek bir olay değil. Yönetim onu biliyorsun yardımcı hoca olarak getirme niyetindeydi ama o sırada gelişen durumlar nedeniyle Galatasaray teknik direktörü oldu. Bu teknik direktörlük dediğin olay benim bunca yıllık, yani yarım yüzyılı aşan meslek yaşamımda öğrendiğim kadarıyla %50'si çalıştırıcılık ise kalan %50'si sözler, tavırlar ve davranışlardan oluşuyor. O sözler ve tavırlar, davranışlar Torrent'te çok eksik. Çalışma konusunda bir eksiğinin olduğunu düşünmüyorum. İşte bunu izleyen herkes söyleyebiliyor. Galatasaray geçmiş oranla daha iyi çalışıyor ama Galatasaray teknik direktörü her şeye el koyar. Ülkenin gündemine el koyar. Yani öyle açıklamalar yapar ki işte Galatasaray buradan kısa zamanda fırlayacak ve kendine uygun olan yere gelecek. İşte falan futbolcumuz dünyanın en iyileri arasındadır, bilmem nedir falan filan gibi böyle demeçlerle işe sahip olduğunu gösterir. Başka türlü de mesela Gomis geldi biliyorsun, arkadaşlarına yemek verdi, çok önemli bir davranış. Gomis çünkü geldi, iki idmana katıldı, takımdaki en temel eksiklerden birinin arkadaşlık olduğunu gördü. Çünkü Galatasaraylı futbolcular bu yıl yapılan transferler filan nedeniyle pek arkadaş olma ortamını bulamadılar. Biliyorsun maçlarda da bu çok eleştiriliyor. Evet, doğru. Gollerden bile birlikte, sonra bile birlikte sevinmiyorlar. Efendim aleyhlerine verilen penaltıya itiraz etmiyorlar. Bir arkadaşları saldırıya uğradığında savunmuyorlar filan diye. Bunlar çok belirleyici şeylerdir. Çünkü takımın çalışması, her takımın çalışması 3 aşağı 5 yukarı bellidir. İdmanlarda neler yapıldı, neler edildi. Ondan sonra işte maçlarla ilgili durumlar da bellidir. Bunun ötesindeki farkı
böyle şeyler ortaya koyar. Oyuncuların arkadaş olması, biliyorsun öyle ortamlardan da işte kolej takımı gibi olduk falan filan diye söz edilir. Galatasaray'da bu gibi eksikleri tespit edip bunların üzerine çıkabilecek noktada değil Torrent. Ayrıca taktisyen olarak da işte kazanılabilecek maçlar ortadaydı. Alanya maçında rakibin 10 kişi kalmış olduğu dönemde neredeyse Galatasaray gol yiyecekti. Efendim öteki maçlarda da işte yapılabilecek akıllıca düzenlemelerle, mesela bir Trabzonspor maçında hiç değilse beraberliği kurtarmak mümkündü. 85'e kadar 1-0 önde gidilen maçta. Buna benzer durumlarda Torrent'in zayıf kaldığı görüldü. Bir de şu var, yani geçmişte Galatasaray'ın başında büyük teknik direktörler gördük. Derval'den Ferkamp'a kadar, işte Fatih Terim'den Mustafa Denizli'ye kadar, yerlisi, yabancısı. Bunların neyi nasıl yaptıklarına çok yakından tanıklık ettim ben. O yüzden Torrent'in böyle bir çapı yok. Zaten teknik direktör değil, biliyorsun, yardımcı. Bir oradaki bir terfi etme durumunu Torrent şu ana kadar yeterince iyi değerlendiremedi ve gelecek yıl içinde Galatasaray için handikap olur. Kalan maçlarda çok beklenmedik bir patlama göstermediği takdirde Galatasaray için vakit kaybı olur ve Galatasaray tahmin ediyorum ki kendi çapına, düzeyine yakışır bir teknik direktör arayışı içindedir. Ona ödenecek tazminatın çok fazla umursanacağını sanmıyorum. İşte ortada 40 milyonluk menajer ödemesi varken teknik direktörler için de ödenenleri bir başka liste yaparız, olur biter falan gibi bakılabilir. Dolayısıyla Torrent şu ana kadar şansını yeterince iyi kullanamadı. O yüzden gelecek yıl içinde düşünülmez. Bir an evvel bir şeyler yapması gerekiyor. Onu da nasıl yapabileceğini kimse kestiremiyor. Çünkü onunla ilgili bir takım ışıklar verilir. Özellikle Torrent saha dışındaki noktada çok zayıf kaldı. Galatasaray'ı hedefe götürebilmek, işte camiaya moral vermek, umut vermek, bunların hepsi teknik direktörlüğün bir parçasıdır. Zaten bu yüzden Derval demiştir ki efendim, Türkiye'de teknik direktörlük yapan dünyanın her yerinde yapabilir demiştir. O, bu ölçüden alırsak şu anda Torrent yapamıyor ve yapabileceği yolunda bir takım ışıklar verme konusunda da geç kalıyor. Anladım. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Hattımızda spor yazar Ahmet Çakır hocamız vardı. Kendisine çok çok teşekkür ederiz. Evet, bu akşam biliyorsunuz demin de maç anons yapmıştım program başında da. 26 haftada 63 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor bugün Yukatel Kayseri Spor'u evinde konuk edecek. Ve şampiyonluk yürüyüşünde kayıpsız sürdürmek istiyor. Şu an hattımızda Karadeniz Gazetesi'nin spor yazarı spor müdürü Nihat Erence var. Sayın Erence, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkürler Aygün. Trabzon'dan selamlar, sevgiler. Hava nasıl diyeyim isterseniz orada? Şöyle, hava aslında bugün kapalı ama tabii şehrin havası güzel. Yani tüm sokaklar, caddeler, işte böyle önemli yerlerin hepsi artık bayraklarla donatıldı. Bugün aslında Trabzon şöyle güne uyandı. Biraz hemen yanı başımızda da biliyorsunuz. Evet. Maalesef savaş sıkıntısı var ama İnanın ki o savaş sıkıntısı bile Trabzon'daki bu Trabzonspor coşkusunu hiç aşağı çekmiyor. Yani taraftarlar bugün zaten biletler 2 gün önceden tamamen bitmişti. 41 bine yakın bilet satıldı. Yani eğer hani kombine sahipleri, muhtemelen onlar da bugün olur diye düşünüyorum. Hatta sosyal medyadan kendi aralarında bazı şeyleri oluyor, paslaşmaları oluyor, şöyle diyorlar. Maça gidemeyecekler, diğerine devresin diye. Geçtiğimiz maçta da öyle olmuştu. Yani ben bugün tribünlerde yine 41 bin taraftarın olacağını düşünüyorum ki maç heyecanı müthiş, müthiş. Yani burada herkesin şu anda konuştuğu tek şey, hani evet, Rusya-Ukrayna savaşı biraz böyle tüm dünyada gündemi değiştirdi ama Trabzon'da gündem yine Trabzonspor ve şampiyonluk. Muhtemel 11 nasıl olacak Nihat abi? Nasıl şöyle bir 11'e çıkması bekleniyor? Şöyle Aygün, dün akşam aslında Dorukhan son haftalarda biliyorsun Abdullah Avcı'nın vazgeçilmesiydi, evet. Ama Dorukhan dün akşamki idmanı tamamlayamadı. Yarıda bıraktı. Böyle olunca tabii doğal olarak 11'de de mini bir değişiklik olacak diye düşünüyorum ben.
Kalede Uğurcan, artık o onu hiç konuşmuyoruz bile. Savunma dörtlüsü Perez, Hugo, Ahmetcan, Puhaş. Ortada bugün yani Dorukhan'ın yerine iki isim var. Abdülkadir Ömür'ün karantina süreci bitti, dün takıma katıldı. Ben orada Dorukhan'ın yerinde ya Ömür oynar diye düşünüyorum ama diğer isim de Berat. Yani Ömür ya da Berat'tan biri oynayacak ama bana göre sanki Ömür bir adım daha önde. Diğer ikili sürpriz de Bakasetas. İleri üçlü ise Visca, Vakame ve Cornelis. Artık yani Trabzonspor'un 11'i neredeyse böyle 10 isim ya da 9 isim kesin. Hani böyle bir iki isim de ancak böyle hastalık ya da başka bir durum olursa değişiyor. Böyle bir 11. Şey iyi. Yani takımın havası iyi, şehrin havası iyi, taraftarın havası iyi. Kazanmak istiyor. Dediğin gibi sen yayının başında da söyledin. Şu anda 63 puanı var Trabzonspor'un. Hı hı. 14 puan önünde Konya'nın ki. Amaç artık şimdi hep şehirde şey konuşuluyor Aygün. Yani en erken şampiyonluk biliyorsun. Ligin bitimine 3 hafta kala Fenerbahçe yaşamıştı 3 sezon. Onu geçmek istiyor. O rekoru kırmak istiyor. Evet. Trabzonspor. Hı hı. Aynen. Bir de tabii ki daha dedik ya 12 hafta var. Yani 36 puan. Müthiş bir puan. Eğer bunların tamamını alırsan bir de yine böyle hem en erken şampiyon hem de en yüksek puanla şampiyon olan takım olma unvanını da elde etmek istiyor. Böyle moraller iyi, her şey iyi. Muhtemelen bugün de yani Kayserispor karşısında hani zorlanmadan demeyeceğiz ama yine normal o klasik oyununu oynayıp kazanacaktır diye düşünüyorum Trabzonspor ayı. Vakame ile ilgili de sorular geliyor mesela. Nedir onun son durumu? Yani şöyle, o Vakame'de aslında önceden bir anlaşma olmuştu. Yani el sıkışıldı, menajeri geldi. Fakat şimdi Vakame Mart ayında yani önümüzdeki ayda tam 33. yaşına girecek. Yani artık futbolun son evresinde. Trabzonspor ona 2+1 yıllık sözleşme artı 1,5 milyon euro garanti para. 1 milyon euro da imza parası teklif etmişti. Önce bu konuşuldu, anlaşıldı, el sıkışıldı ama sonra bu özellikle Arabistan'dan, Suudi Arabistan'dan gelen teklifler menajeri de tabii biraz, menajerin Vakame'nin kafasını karıştırmasına neden oldu. Şimdi o da şöyle düşünebilir, belki hani kalan bölümde çünkü yıllık 3,5-4 milyon eurolardan bahsediliyor ki önemli bir para. Yani ama Vakame geçtiğimiz hafta da o konuda şöyle bir ifade kullanmıştı. Yani ben Trabzon'u seviyorum, kalmak istiyorum ama hani biraz o konuyu siz başkana sorun deyip topu da Ahmet Ahal'ına atmıştı ama bu şartları yani Trabzon'un önerdiği şartları kabul ederse imza aldı. Onun ötesinde daha yüksek bir meblağ. Çünkü Trabzonspor'un bu sefer iç bünyesini bozacak. Böyle bir şey yapılacağını da düşünmüyorum. Yani o dediğim gibi teklif o. Yıllık yani toplam totalde 2,5 milyon euro çok iyi bir para. İyi para bence anki, çok iyi para. Tabii, Trabzonspor'un şu anki mevcut kadrosundaki en yüksek rakam. Yani işte buna evet demiyorsa artık Trabzonspor'un da çok fazla yapacağı bir şey olmaz diye düşünüyorum. Şöyle hemen onun devamında şunu söyleyeyim. Gidenlere de bakmak lazım. İşte Sosa, Novak, evet. Geçmiş yıllarda işte Cardozalar, bir dünya futbolcular geldi Trabzon'dan ama gittikten sonra işte en yakın örneği Alexander Schorlot. Burada biliyorsun kraldı. Dünyalar attı, goller attı ama işte Almanya'da tutmadı. İspanya'ya gitti, olmadı. Yani o şeyi bulma şansları yok. Trabzon'un ortamı biraz farklı. Hele ki Trabzon insanı o futbolcuyu sevdiyse yani bağrına da basıyor. Çok iyi motive ediyor. İşte verdiğim örneklerde bunun en güzel tarafı yani Sherlock gibi işte Sosa gibi. Sosa burada imparatordu ya. Yani sokağa çıktığı zaman insanlar böyle etrafında pervane oluyordu. O denli çok seviyorlardı. Ama işte şu anki duruma bakıyorsun yani İstanbul'da yaşadıkları evet belki de farklı bir ortam, daha değişik, daha bir sosyal anlamda belki bazı farklılıklar var ama o mutluluğu ben bulduğunu zannetmiyorum Sosa. Şimdi %84 gibi muhteşem bir kurtarış oranına ulaşan bir Uğurcan var. Uğurcan'la ilgili neler söylersin? Ya şöyle Uğurcan, ben hani senden yayınlara bağlandığımızda da şunu söylüyorum. Bana göre Uğurcan bu sezon artık gider.
Kesin. Geçen sezon kesin gider, bravo, kesin gider. Şöyle, geçen sezonda aslında anlaşmalar yapıldı. Fakat Trabzonspor orada şöyle bir stratejik hata yaptı bana göre. Çünkü gelen teklifler 14-15 milyon euro civarındaydı benim yönetime yakın isimlerden aldığım. Ve anlaşmalar da yapıldı gibi, öyle oldu. Fakat orada biliyorsun biz talihsiz bir milli takım, talihsiz bir Avrupa şampiyonası oldu. O dönemde de milli takım çok kötüydü. O kötülük Uğurcan'a da yansıdı. Uğurcan istediği kadar top kurtarsa da milli takım başarısız olunca Uğurcan da sanki başarısızmış gibi değerlendirildi ve transferi olmadı. Ama ben bu sene zaten iyi gidiyor. Çok muhteşem ben tahmin ediyorum bu sezon sonu mutlaka bir Avrupa yapacak Uğurcan Çakır. Peki rakam anlamında bir şey belli mi? Ya şöyle, ben yine geçen seneki rakamları bulur diye düşünüyorum. 20 falan konuşuluyor ama ben Trabzonspor'un 14-15 16 bile bulsa satacağını düşünüyorum Uğurcan'ı. Çünkü çok iyi rakam. Hele ki şu mevcut dünya ortamını, Avrupa. Tabii Avrupa ortamını düşündüğümüzde çok çok iyi bir rakam. Uğurcan da iyi bir kaleci, gitmeli. Çünkü artık tam o gideceği yaşa da geldi. Tecrübeyi kazandı. Her şeyi buradaki yapması gereken. Onun en büyük isteği şuydu. Burada şampiyonluk kupasını kaldıran bir takım kaptanı olarak gitmek istiyordu. Muhtemelen bu sezon sonunda da o kupayı kaldıracak. Ve ben tahmin ediyorum gelecek sezon iyi bir takımda forma giyecek ve orada da başarılı olacağını düşünüyorum Uğurcan Çakır. Maçın hakemi Erkan Özdamar. Onunla ilgili neler söylersiniz? Ya şöyle, en son bizim bu sezon zaten bir maç yönetti. Beşiktaş maçıydı İstanbul'daki. 2-1 bitmişti maç. Onun dışında Trabzonspor onunla oynadığı 4 maç var. 4'ünde kazandı. Ya aslında Trabzonspor'un artık hakemlerle falan işi olmamalı. Olmuyor da. Ben bu konuyu özellikle son dönemlerde bizler de bazen serzenişte bulunuyoruz hakemler hata yaptığında, ama Trabzonspor işini yapacak. Zaten yapıyor, çıkıyor, kazanıyor. Hakemle ne işi olur Trabzonspor'un? Hamşik tam olarak ne zaman dönecek sahalara, belli mi? Net olarak Şöyle, bu haftayı aslında hocamına bir güzellik de yaptı. İdmana hiç çıkarmadı. Hatta 2 gün ekstradan izin verdi. Çocukların yanına gitti Slovakya'ya, döndü geldi. Şimdi salonda, son iki çalışmasını da salonda yaptı. Ben bugün onu Hamşik'i maç kadrosuna almaz diye düşünüyorum. Abdullah Avcı'nın, ama salı günü de Trabzonspor'un önemli bir maçı var biliyorsun. Kupayı da evet. Çok önemsiyor. Antalyaspor maçında ben Hamşik'in oynayacağını düşünüyorum. Orada çünkü biraz daha bir sonraki, biliyorsun bugün en önemli şeylerden birisi, onu ben yazmıştım. Hep atladık, birçok kişi de atlıyor. Trabzonspor'da 5 oyuncu sarı kart sınırında. Uğurcan Çakır da var bunların içinde. Bu futbolculardan sarı kart gören bugün Fenerbahçe derbisinde oynamayacak. O nedenle ben Abdullah Avcı'nın salı günkü karşılaşmada, Antalyaspor maçında biraz daha böyle az süre verdiği, Koyta gibi, belki Tronsen düzelirse Tronsen gibi, Hamşi'yi de ilk 11'de oynayacağını düşünüyorum Antalya karşısında. Biraz revizyon yapacak ama bazı oyuncuları da sakınacak. Çünkü ben biliyorum Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe maçını önemsediğinde çok iyi. Son sorun da olsun. Demin de sosyal medyada gördüm artık. Bayraklar yetişmiyor, bulunamıyor diye tarzı haberler de başladı. Bordo Mavili anlamda. Ne diyorsunuz bununla ilgili? Satışlar nasıl gidiyor? Zaten sırf bayraklar değil, formalar da yetişmiyor. Hatta İstanbul'dan birçok dostlarım, arkadaşlarım, hatta bunların içinde gazeteciler de var. Bazı özellikle çubuk formayı bulamadıklarını. Ben de geçtiğimiz günlerde Ömer Sarıoğlu'yla bir sohbet ederken bunu söyledim. Dedim ya başkan, İstanbul'dan çok arkadaşlarımız, gazeteci olsun, diğer Trabzonspor sevdalısı olsun, forma bulamadıklarını söylüyor. Onlar da şunu söyledi. 50 bin sipariş vermişlerdi. 12.500 bu 2 gün önce de 12.500 daha sipariş verdiler. O satışlar da iyi gidiyor. Bayrak satışları da iyi gidiyor. Trabzonspor uzunca bir süre bu hasreti yaşadı. Şimdi Trabzonlu o bayrağı asmak istiyor. Peki. Balkonuna, caddesine. Peki. Nihat abi, çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Aynen. Evet, hattımızda Karadeniz Gazetesi'nin spor müdürü Nihat Erancı vardı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Evet, bu haftalıkta Ters Köşe'nin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.